Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Kudvetina ve imamina, habibina ve nebiyyina ve muallimina Muhammedin ennebiyyil ummiyil emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz mihmanlar, hoş gelipsizler Muhammed Rıza Kemizli hanedanlarına, Azad Bey Kemmi hanedanlarına, Münevver Emekimme, Allah rahmet kısın hanedanlarına. Hemelerini Allah subhanehu ve teala bu hanedan ahallerini özü afiyette berdevam eylesin, ilim yolunda kılıyken hizmetlerini berdevam. Kılıyken salih emellerden ata anaları, belki berçe ecdadu ceddatlarını uzu behremen eylesin. Sohbetimiz faydadan hali bulmasın degen niyette, nümedir söz ayıp koyuşunu teklif kılın kendi. Sahab-ı Hanı'dan teklif düştü. Ki tesavvuf hakkıdaki bir beyt var, o biz ikazda etkenmiz. Başka sohbetlerde hem etkenmiz o. Lekin aynen şu endi o suhbatni asnosida aytib o'tkazilgan. Qisqaroq qilib endi şu aynen tasavvuf haqida shu baytni asosida bitta suhbat bo'lsa, ya'ni suhbat asnosida emas, bayt asosida. Suhbat asnosida bayt emas, bayt asosida suhbat bo'lsin degan taklif bo'lgan edi. Shunga shuni aytmoqchimiz. Allah o'zi ilhom bersin, manfaatli qilsin. Doim takrorlaydigan so'zimiz El-alfazı kutul müstemi'in. Sekenderi etkiler. Sözlavuşunun ağzından çıkıyor etken söz, tinglavuşlarının rızkıdır. Rızkıdır, azukasıdır. Onların rızkı uluğu olsa yaş sözler gelir. Onların kalbine azukasıya, ihtiyacıya karab, azukaya boyan ihtiyacıya karab, sözlavuşunun kalbine Allah sözlerini ilham kıladı, ilka kıladı degenler. Bu yerde elbette şu marifetli kalp egeleri oturup diye inşallah marifetten Allah nasibe verse bizge acepmez. Muhammed Zeki İbrahim degen katta alim otkeller. Hazırda o kişi asosagan o kişi merkezde hazır hem ilmi meclisler, zikir halkaları, ilim halkaları devam etti. Her günü ilmi ders var. Her gün. Biz bazı ustazlarımız o şekilde bağlı ders verdiler. Bizden bazı orunda şu iştirak etken cöylerimiz var. O şekilde Muhammed Zeki İbrahim degen alim, ötken asırda ötken katta yirik alimlerden zahiri ve batini ilimlerden mahir bugünler. Şu kadar ki ne fakat zahiri ilimler degen de şari ilimler. Belki anık fenlerde. Bir gün açıştık ki şeyh Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir vakiyede, o küsuf vakiyesi, kuyaş tutulgende. Ya ki başka bir sohbette, küsuf vakiyesi de etkenler, başka bir orunda hem etkenler var, saval köpeyip gitken peyitti. Ettiler ki, bana şu cahide tutarken ben, neme sorasıyla soruyla cevap veremem dedi. Farkı yok. Ne mesavol olsa, kayırdan ne mesavol olsa. Elbette dini buluşu, başka buluşu, şer'i buluşu, şartmazdı. Kaynaka saval kese sorayım. Şimdi bir kişi durur, ben otam kim dedi. Otam kayırdı dedi. Dozaktan cennetten. Müslüm'de kere diyen rivayet. Otagen bana otam hem dozakta deyip koy gelirler. O otam da Murat emek. Ve hakkıza savallar bugün de gazeplendiler. Yani savallını, özü aslı bu gapını açışlarından Murat, savallar ne olun bugün de gazepten etkiler. Sonrasıyla soruyla aslında Musa etmen. Şimdi bir kişi sorabildi ki Muhammed Zeki İbrahim'den tahsil o şey vakitten eğer bir kişi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam fazavi kanuniyet ya ki fizikedeki, himyedeki bir artı kanuniyette ya bu maddenin hususiyetini sorasa şunda ham cevap veremediler dedi. Deyse o kişi etkene gelip Resulullah'ını koy. Hazırlığına sorasını sorayım ben cevap veremem diye.
Hatta aniq fanlarda ham o'ta mohir olim bo'lgan ekan. Nafaqat shariy ilmlarni zohir va botinida. O'z tasavvufni katta ulamolardan bo'lganlar. Shu kishiga berilgan savol. Taqsir, bu tasavvuf o'sha paytda yangi shu tasavvufga tanqidlar boshlangan payt bo'lgan. O'tgan asrda 2-chi yarmida. Tasavvufga tanqidlar boshlanib, shu tasavvuf zalolat, so'pilar unaqa, so'pilik bunaqa degan dashnomlar boshlangan bo'lgan. O'sha paytlarda bizda bo'lgan emas, bizga uni tarjimasi endi yetib keldi 50 yildan keyin. Ularda o'sha vaqtda bo'lgan. Shunda Muhammad Zaki Ibrohim dan so'ralgan tasavvuf nima o'zi? Tasavvuf shu adashtiruvchi yo'l, zalolat deyishyapti, bid'at deyishyapti. Siz bir batafsil gap aytib bering. Tasavvuf haqida. Biz tasavvur qilaylik. Hazrat aytmoqchi tasavvuf haqida tasavvur. Shunda u kishi javob berganlar. Javobni bayt bilan berganlar. She'r qilib. Keyin savollar ham she'rga aylantirib qo'yishgan keyin. Savolda aytiladiki, ya sayyidi ya imam al-asri قيل هنا إن التصوف تضليل وتعويج فما التصوف في الإسلام صفه لنا فإن فتواك للمكروب تفريج صور أي سيدم أي بو أسرني إمامة أسر إمامة بو يردات لابتكي تصوف أدشتروش دور زلالت دور ودين قيشاتروش دور İnsanların yoldan azdırışıdır. Diş yaptı. İslam'da tasavvuf nime uzu? Şunu bir bizge betapsil vasfını ayeti. Berin ki sizi fetvayiniz gamgin adamge bir kuşayış bolardı. Degen sava. Kim o kuşa ayetediler ki Ya bunayya inni ekulul haqqa muqtani'an ve leysa lil haqqi tadlilun ve ta'vijun العذر للمدعي فيما رآه فلا تغضب فما قد رآه ثم ممجوج deb boshlaydilar. Ey bolam, men senga haq gapni aytaman, aytganda ham qanoat bilan aytaman, shunchaki seni qoniqtirish uchun emas. Chunki nimada ilmda bir mantiqda bir gap bor. Iqnoiy javob deb qo'yadi. İknoi, yani başkanı kanaatlendiren cevap. Bu konuşmayan buluşu mümkün. Bu cedel ilmide, yani tarsu ilmide keledi. Hüccetler, eğer hitabi bulsa, ki hitabi deyildi mantıkta, yani ilmi emez, akli emez, hissiyatki kalatilgen. Akılge ilmge emez, hissiyatki kalatilgen bulsa, hitabi deyildi. Şimdi ilmi javoblarda ham yaqinisi bor, iqnoisi bor. Yaqinisi aniq gapirayotgan odam o'zi 100% ishongan, qarshi tomon ham unga raddiya bera olmaydi. Uni rad qila olmaydi. Ammo iqnoisi qarshi turgan odamni tortishuvda uni qanoatlantirsa bo'l. Iqnoi bo'ladi. Eshitgan odamni qoniqtirgan javob bo'lsa bo'ldi. Ammo gapirayotgan odam qoniqish shart emas. Uqshat maqsuki muqtani'an inni aqulul haqqa muqtani'an o'zim qanoatlangan holda aytaman degan yaqiniy javob beraman. Shunchaki seni qoniqtirish uchun emas, seni uningni o'chirish uchun emas. Balki o'zim qoniqqan holda senga javob beraman. Wa laysa lil haqqi tadlilun va ta'viju haqq haqni aytganda adashtirish bo'lmaydi. Qiysatirish ham bo'lmaydi. Deb turib endi sen eshitganing anovi تساوف يوم الله يكلر باركو العذر للمدعي وش تساوفنا زلالات ديك كان أداشو بدأت ديك كان سوبلارن بدأت سوبلار أمنا من دار ديك كشل أتي كان كشل جهم برنا وزر تابسين بولد نيات بزوغ مسا نيات بزوغ لار وزر يوك أم أدم لار بار جاهل أدم لار تقليد شو بولد براو براون سكسار قصن سكيب تولديان o'zi mustaqil fikr olmaydigan, tahlil qila olmaydigan, o'rgana olmaydigan ojiz kimsalar bo'ladi. Ana u kishilar ishni haqiqatini o'rganmasdan suratparastlik tabiati bilan ko'zga ko'ringan birinchi narsa bilan hukm qilib oladi. Shuning uchun aytadilar al-udru lil-mudda'i, da'vo qilayotgan odam o'sha tasavvufni zalolat deyotgan odamda ham
Bir ne uzur var. Fima çünkü körgen nersesi de uzurlu o. Çünkü o körgen nerse tasavvuf de. Memcuc. Yani tüflep taşlengen nerse o. Makbul nerse yemez. Mesela hazırda tasavvuf deyip durup şu bir kaysıdır zikir halka deyip yazıp rakıske düşer diyenler var. Zikir halkası deydi. Rakıske düşerdi. Yani ki kartlarak bozup cezara geçip şuna kıladı. Şunu iyi demişti. Yok ki uzun macburla. Yani ki bakır çakır kıladı diyenler var. Karsaya çağırdı diyenler var. O zikir deydi karsaya çağırıştı. Yani ki musika çalıp oynayan diyenler var. Şunu zikir deydi. Körgen adam şunu tasavvuf deyip tasavvurlarsa işanı kalan. O körgen adamki huzur var. Uş körgen nersesindeki o körgen nersesi aslında merdut, rad kılıngan nersesi yok. O başka nersesini görmeyeni için şundan hulasa kıvar yaptı. Yani ki tasavvuf deyken de yuvmasından, taranmasından hemen yoğunu bir paraken de kılıp yürüyüş, abgar yürüyüş düşünüş mümkün bazı da. Çünkü için tasavvuf eğer yapılırsa, eğer biz tasavvuf tutabiliyormuşsa, terakkiyattan kopkutamız diye böyle şimdi. Tasavvuf da sünnet asası yolunu tutadı elbette, hem mende kısarlar çapan ki yiyen buluş gerek. Dip ne vakıla diyen kişi buluş mümkün bir kişi. Sopular diye şu suratını kör bile veya adam. O dinle fakat şu deyip tasvirle geldiği için bu yerdeki adamlar kara bunu bu tasavvufunu kullanıyor biz kabul kullanmamız değil. O zaman aslı sallı çapan ki iş zamandan kalışmaz. Aslı yaşlı kıyım, çıralı kıyım. Acılarımızı, milli kıyımları. Lekin asası din ya ki tasavvuf bulmaz. Hatta şu yerde. Yaşlı çıralı medeniyet, lekin tasavvuf bulmaz. Ve tasavvuf fakat bulmaz. Hata şu yerde. Tasavvuf fakat şu. Bir kişi gelip ben tasavvuf kekir mahşuman ise bar. Kim selvarı satıp alıp çapan kıyıp selle kıyıp gelesin. Değiş bu tasavvuf olmaz bu. Bazı adam İslam şiarlarını saklaş bu dedi. İslam şiarlarını saklaş yakışı. Lekin fakat şiar kalışına doğru. İslam özü yok alıp. Bana bu haletlerini kurgan kişi bu tasavvuf mukola diyor musa bizge cevap vermedi deyiş mümkün. Halbuki tasavvuf İslam'ın mahiyeti İslam bütün insaniyetke cevap veriş gerek kıyamet geç. Siz İslam'ı takdim kılıyken payette şunu kısabka alışıyız gerek. Bunu kabul kullanmayken olsa o adam kurgan nerse var ki fakat tasavvuf şu deyip oylegen şekil semail yanki malum zavaid nerseler, sünnetler. Tasavvuf şu deyip tasavvurlayken olsa onu görüp bir kişi tasavvuf deyip inkar kılıyken olsa ya ki bidatlerini İrgışlaşlarını, ya ki tasavvuf görüşü, ya ki bir kabirge tapınışını tasavvuf de burgetiyken olsa, onu körüp adamı tasavvuf şirkeken o deyse, o körüp şu hükümünü kılıyken adamın özürü var. Çünkü başka nesini görmeyen. Özürü şu hükümde kılışı demez, başka nesini görmeyenliği için. Görmezden türlü hüküm koyan ayıp, lakin. Örgenmezden türlü hüküm koyan. Lakin şunun gerçeklerini koyan için, birden özür var deydi. Kendi devamında bu kişiyken tasavvufunu tarif kılıçkı ötedi. Tarifte tarifler farklı böyle. Tarif aslında ispat bilen böyle. Nefi bilen bu meydi. Aslı kaydı. Lekin kişilerin tasavvuru da eğer bir nerse tarif bulup tanılıp koyan olsa uşanı inkar kılıç tarif gördüm bile. Mesela siz insan tariflemek için olsaydınız fikirler için canzat değilsiniz. O hırki diyen hayvan emez, o sepsi diyen hayvan emez, o katken taş emez deyip ayet çıkış etmez. Tarif, nefi bilen tarif kılınmıyordu. Bana senin tarifte kaydeleri de mantıklı. Nefi bilen tarif kılınmıyordu. Belki ispat bilen tarif kılınmıyordu. Bar sıfat bilen, yok sıfat bilen tarif kılınmıyordu. Lekin
Eğer tarifler buzulgen bosa, yani marifetler buzulgen bosa, kişilerin düşünceleri, o şeylerini inkar kılış için tariften aldın nefi keltirilişi mümkün. Nefi bilen tarif o şeyinde mümkün bu. O nefi bilen tarif kılışmaz, yani menfi düşünceler bilen tarif kılışmaz. Belki natoğru düşüncelerini nefi kılış için bu. İnkar kılış için. Birinci o şey, demek nefi bilen başlaydılar. Leyse tasavvufu raksar rakısine ve la tablun ve zemrun ve teshabun ve tehyicu. Tasavvuf o rakske düşüncelerin raksi emez. Eğer sen bir videoda az gün bir bölekini korup bravını sakrayakkenini korup o uzun sopu dese tasavvuf şu yöken diye buyurdu mu? Bir adam sakallı koyup sallanı kıyıp adam öldürse İslam katillik dini okumaydı. Katil sallı çapan kıyıp agen böyle. Lakin İslam'a, İslam katillik dini olmaydı o böyle. Siz İslam'a kanaka dinliğini organiz için İslam'a organiz, Müslüman demez. Müslüman eğer İslam'a amel kıptırıp yaman adam olsa onu İslam yaman böyle. Ama Müslüman İslam'a amel kımestan ya ki bilmestan türüp hatta hareketi den eğer yamanlık sağdırırsa ayıp İslam'da bulmaydı. Cinayetçinin kanununu buzganı kanununu yaman diyenemez. Şimdi biz mi? Kızıldan ot geçse bravo. Kızıldan ot geçse cinayet ayıp. Ya ki yolunu mesela kaydasını buduş. Çünkü avariye bulsa kızılçılak ayıplı yok olmayıdı. Kızıldan otken için bir kişi avariye bulsa demek svetofor yaman narsa olmayıdı. Amel kımagende sadır bugün hata kanunge. Kanunla ayıplı kımaydı. Amel kıyende sadır bulsa falanca adam burul bulmayıdı dese o şeyden burulgende avariye bulu diyen bulsa. Buruluş gereği dese burulgende avariye bulsa. Hadise bulsa. O şende buruluş kaidesi hata bulu. Yani bir nizamını, ya ki bir talimatını, ya ki bir dinini. Hata na doğruligi, doğru ya ki na hak ya ki na haklıligi. Onge mensup kişilerini amel bile ölçen miydi? Onge amel kılıçlarını amel bile ölçen miydi? Şimdi biz mi? Çünkü Müslüman başka, İslam başka. Tasavvufki hem, tasavvufki amel kılmegen, özünü mutasavvuf degen kişi bilen bu haberi bu miydi? Tasavvuf ki amel kıpturup yaman bulsa şunda tasavvuf yaman bul. Çünkü ayetler ki sen kurgen nesalarin mesela şu asasi tasavvufi bidat diyekken zelalet diyekkenler demeden şu fikir yekeli yaptı. Bana şu nesalardan ne kalırsa tasavvuf demen, sohbemen, tarikat demen diyen kişiler irgışlar raksaya şu yaptı. Şunu Allah'ın zikir kılıç şu diye bu ayet yaptı. Halbuki bu tasavvuf mas. Şu çat yaptılar ki reis tasavvufu raksar rakısin. Raks geçişe diyorlarına raks geçişe tasavvuf mas. Raks tasavvuf mas. Ve la tablun dumura çalışanmaz. Ve zemrun sürmeye çalışanmaz. Ve teshabun ve tehyicu adamlarını kuzatıp bakır çakır kılışanmaz. Yakında bir cahide ben olup kaldım şuna hangi kişiler diye olup kaldım. Allah 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 hı 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 diye bakırdı bir. Ali bu adi adam ki haliginden bir kartalgen okuşup talebesi geçişken okuşuyordu. Bu Allah'ın zikir kılışmaz mı? Eğer bir kişi kalbinde Allah'ın zikir kılıp uzunu deyip oturgen halde uzunu basamen dese yok. Kalbinden bir titrak hasıl bulup uzunu tutamaya kaltırıp gitip kalsa bu yakışmaz, ayıpmaz. Çünkü ihtiyarsız. Bir adam isteme kirgeniden ayak kolu kaltırırsa ayıplanmıyorsunuz. Lakin ayak kolun özü kaltırırsa otursa şey, silkitip, o ayıplıyım olaydı. Ama bu az biz meyitmek istiyorken kişiler onlar sünniyle işte uzlarını uzları kozatış için şunu yakıl yaptı. Yani bazıları ileri kurganımız boşlarını çay peydi. Katık çay peydi. Akka bakka. Allah Allah de. Şu Allah demesinden başka kanaka sözde ayet şuna çay peysin. Başını. Hakikaten şuna mesaj kaçıp kalıyordu. O Allah'dan kaçırken Allah diye zikir demez mesajını kaç. Kelle çay peygenden özünü akka bakka kurganından. Onu orduğunda non desin yani mutluşuna kabul. Bu özünü sünni ravişte kızdırışke uğrunuş
Mana shu bidat shu mumkin emas. Lekin bir kishi zikr qilib turibdi, Allohga bog'langan, to'satdan titroq tutib qolsa uni, uni ruhiyatiga kelgan nurni qalbi, ruhi ko'tarolmay qolsa, bu ayb emas. Lekin buni tabiiy notabiiyligi qadam biladi. Doim sodir bo'lmaydi u. To'satdan bir marta yarim marta bo'lib qoladi. O'shaning ulamolar joiz deyishgan. Joiz degani qaysi ma'noda? Ixtiyori bo'lmagani uchun. Lekin o'shunaqa bo'lish uchun zikr qilishga buyurilgan emas. Qatilaguncha zikr qil deb. Sun'iy ravishda ichida tatroq yo'q u riyokorlik bilan qilsa ham gunoh. Lekin o'zida o'shunaqa holatni hosil qilishga sun'iy ravishda har safar urinsa ham u ham joiz emas. Endi vajid bor, tavajjud bor. Vajid o'sha tabiiy ichkaridan bir ehtirosni qo'zishi, tuyg'uni qo'zishi, Alloh subhanahu taologa muhabbatni qo'zib ketishi. Ba'zan birdan Alloh deb yuboradi inson. Bexosdan. Ammo tavajjud shuni chaqirish. Chaqirish degani tavajjud degani. O'zini titroqqa solish yoki titratishga urinish emas, balki insonga ta'sir beradigan ma'nolarni qalbda takrorlash. Ana u tasavvufdagi kishilar, tasavvufdagi emas, tariqatchiman degan kishilar. Tavajjud biziki deyapti. Hujjat qilib, Qur'onni o'qisangiz yig'lang. Fa illam tabku fatabaku. Yig'lanmasangiz yig'lashga urining degan hadis sharifni keltiryapti. Yig'lashga urining degan u. Shuning uchun biz o'zimizni o'zimiz qizdirishga urinishimiz joiz deyapti. Bu yerda usul fiqh yo'qolgan. Lug'aviy ilm yo'qolgan. Lug'at ilmi. U yerda tabakudan murod sun'iy yig'lashmas. Chunki sun'iylik doim qaralanadi. U yerda yig'i chaqirish xolos. Masalan, bir kishi bir oyatni eshitdi, jannat haqida, do'zax haqida, Allohni ma'rifat haqida. To'satdan qalbiga titroq kelib yig'lavordi. Masalan, bir kishi ko'p mehnatlar qilgan, qanchadir qiyinchiliklarni bosib o'tgan. Keyin Alloh taolo unga ne'mat berdi. Tinchlik berdi, boylik berdi. Masalan, hajni nasib qildi, umrani nasib qildi. Haligi joyda turganda Allohning ne'matlarini o'zi eslab qoladi. Keyin masalan, imom duhoni o'qib qoladi, alam nashrohni o'qib qoladi. Yo boshqa bir oyati kalimani o'qib qoladi ki, u o'zining holatini o'shunda his qiladi. Senga ne'mat berdik, shukr qilmaysanmi? Senga adashgan holatingda hidoyat qilmadikmi? Muhtoj holatingda yordam bermadikmi? Rasulullohga aytilgan xitob xuddi unga aytilayotganga o'xshab ketadi. Shu payt o'zini tutolmasdan yig'lab oladi. Bu behosdan kelgani. Endi ikkinchi odam o'shunaqa darajada qalbida uyg'oqlik yo'q. Qalbini qotganidan o'zi, g'aflatidan o'zi bir xafa, shuning uchun nima qiladi? Duhoni qaytib o'qiydi-da, axir menga Alloh ne'mat bergan-ku, shunga shukr qilishim kerak emasmi deb o'ziga o'zi ta'kidlamoqchi bo'ladi. Ta'kidlaversa axir yig'i ham kelishi mumkin. Yig'i tabaku yig'lashga urining shu. Lekin u degani Duhoni deb yolg'ondan ingrashmas u. Tushundingizmi? Aksa urinolmayotgan bo'lsa burniga murshid olib kelishmas. Tushundingizmi? Aksa urish kerak ekan desa murshidlash kerak ekan degani emas. Mana bu, ya'ni yig'ini sabablarini olib keling deganidan murod hazakamda mutahamlik qilib yig'lang degani emas u. Yoki o'zingiz yig'laganga soling degani ham emas. Buningizni tortib ko'zingiz ishqab. Yo'q, bu qalbni erituvchi yig'iga olib keluvchi sabablar bo'lgan tafakkurni ishga soling degan. Tavajjud ham sizda agar vajd qalbingizdan o'sha muhabbat qo'zg'alishi tug'yoni bo'lmasa Allohga nisbatan shuni chaqirishga urining, tavajjud shu. U nima bilan? Allohning ne'matlarini his qilish bilan, o'zini bandani qosirligini o'ylash bilan, shu narsa bilan qilinadi. Lekin sun'iy ravishda o'zini qizdirishga urinish emas u. Ko'rasizmi, istidlol ham xato, dalil olish ham. O'shuncha aytibdilarki, tahyij degani o'sha boshqani qizdirishga urinish, hayajonga solishga urinish. Va deb baqirib yelkasiga urib, tizzasiga urib, qalbiga yo'yanki qo'lini cho'zib, uni bir kavlamoqchi bo'lib, mana bunaqa sun'iy qizdirishga urinish
Bu zikir emas bu. Qanaqadir ruhiy mashq bo'lishi mumkin meditatsiya bo'lishiga. Lekin Allohni zikr qilib Allohga bog'lanish emas. Shuning uchun u zikrlarda siz qalb yumshab kishida ma'rifat hosil bo'lganini ko'rmaysiz. Chunki u zikrda Alloh yo'q. Alloh lafzi bo'ladi. Lekin qalbda Alloh subhanahu va taolo ning asli fitratda joylagan Alloh ma'nosi topilmagan ekan bu. Suriya ravishda shunaqa qo'zg'atishga urinish noto'g'ri. Men Misrga birinchi borgan paytimda bir kechaga Mavlid kechasiga bordik. Bu yerda baytxonlik qilindi. Asosan baytxonlik qilishadi ular Rasul akram alayhissalatu vasallam madhiyalar va shukrona ibtihal deymiz Allohga munojat baytlar. Baytlar aytishgan paytida haqiqatda kuylovchilar zo'r kuyladi. Ma'nolar baytlarniki o'ta ham go'zal, yetuk ma'nolar. Yonimda o'tirgan bir kishi qo'llar titraydi-da. Yonimda o'tiribdi-da. Qo'li titrayapti, o'zini bosishga urinib, mushq qo'yorgan qo'lini haliga yanchavariya deyapti o'zini o'zi. Titrayapti. Bunda qarasam ko'zlarida yosh. Kipriklari ham qaltirayapti, lablari qaltirayapti. O'zini bosib o'tiribdi. Ovoz chiqarmaydi, un chiqarmaydi. Bilmal top etib tashlab tipirchilab qoldi. O'tirganlar aytdiki, tegmanglar dedi. Bir past tipirchiladi-da. Keyin o'ziga kelib o'tirdi, yana boshini eggancha o'tirdi. O'sha majlisning oxirigacha boshini ko'tarmadi, biroq qarolmadi uyatgandan. Ya'ni o'zini ko'rsatmoqchi emas u, o'zini bosyapti, tiyolmayapti. Majlis oxirigacha o'sha holatda o'tirib, birovga qaramasdan, boshini ko'tarmasdan, hech kim bilan ko'rishmasdan chiqib ketdik. Hech kim qaramas. Mana bu haqiqatda vajid holat, tabiiy holat. Bu joiz. Nima uchun joiz? Ixtiyorda emas. Lekin maqtaladimi? Yo'q, maqtalmaydi. Hazrati Junayd o'tirganlar maqtaladi qaysi ma'noda? Muhabbati borligi uchun, lekin shunday bo'lish shart degan ma'noda maqtalmaydi. Undan afzali yo'q degan ma'noda, balki undan afzali bor. Imom Junayd shunaqa bir holatda unisi bunisi atrofida hayajonlanib, ta'sirlanib titrab o'tirgan paytida tek o'tirgan ekanlar. O'tirsalar keyin bir kishi aytibdiki, ta'sir sizga ta'sir qilmaydimi bunday bir buyuk ma'nolar deganda aytgan ekanlarki, "Va taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab." Sen tog'ni ko'rib, qimirlamay turibdi-ya bu, deysan, u bulut kabi suzayotgan bo'ladi o'zi. Degan oyatni o'qib qo'yibdilar. Ya'ni bizda o'sha odamda hosil bo'lgan ma'nolar, o'sha idroklar, o'sha ma'rifatlar hosil bo'lyapti. Lekin bizning ruhimiz chiniqqani uchun ko'taryapti. Biz ko'taryapmiz, o'zimizdan ketib qolmayapmiz. Bu yuqori maqom haligindan ko'ra. Deb aytgan ekanlar. Shuning uchun wala tablun va zamrun va tashobun baqir chaqirmas, va deb baqirish. Va tahyiju boshqani hayajonga keltirib tebratishga urinishsan emas. Wala huwa zikru bi alfazin sazijatin muharrafatin wala sa'qun wa tashniju wala huwa zikru bi alfazin sazijatin bir odam shun bo'lmaydigan turlicha lafzlar bir ma'nisiz lafzlarni aytib shu bilan zikr qilish emas ha yu va hu qilib wala sa'qun qushdan ketishsan emas tashnij ya'ni g'ujanak bo'lib tirishib qolishim emas. Ba'zida shunaqa tirishib qolyapti. Ko'rdim men. Xuddiki nima bo'lakinga o'xshaydi, u sudurga bergan odamga o'xshaydi. Qo'llari akashak bo'lib, qiyshayib shunaqa bo'lyapti. Xo'p, bu nima uchun kerak? Alloh shuni zikr qiladi deganmi? Yo ashobi kiram, yo Rasululloh, yo boshqa birortalar shuni tavsiya qilgan ulamolar yo'q. Bir kishida bexosdan bo'lsa zaiflikdan mayli. Lekin shunday bo'lishga urinish bu xato. Mana shu narsalarni ko'rib, uni bidat deyotganlar bor. U tasavvuf emas u. Bu kishi aytmoqchi bo'lgan gap shu. Tasavvufni inkor qilganlar, mana shu narsalarni tasavvuf ahlidanman deb da'vo qiluvchilarni ko'rib turib tasavvufni inkor qilyapti. Dedilar. Wala mawakib rayatin
mulawanatin fiha lima yughdibu ad-dayyana tarwiju. Şuningdek rangli bayroqlarni ko'tarib turli bir alamdor alamlarni ko'tarib royallarni ko'tarib tug'larni ko'tarib yurish qilishmas. Bu narsa Misrda bo'lgan. Hozir ham bor. Ba'zi so'fi guruhlar o'zlarining bayroqlarini ko'tarishib ko'chalarda yurish qiladi. Zokirlik izhor qilib, zikr qilishib, bayt aytadi, yo zikr aytadi. Joiz, lekin tasavvuf bo'lmas. Joizga qaysi ma'noda zikrni e'lon qilish uchun bo'lsa, ammo riyokorlik bilan bo'lsa-chi? Harom. O'sha riyokorlikka o'tgani uchun fiha lima yughdibu ad-dayyana Allohni g'azablantiradigan narsa bor o'sha ishlarda. Bayroq ko'tarib ko'chada o'zini zokir qilib ko'rsatib yurish. وله الأئمة الكبرى ولا سبح حول الرقاب ولا جمع مفاليج وله الأئمة الكبرى حتى سلة يمس بعضلار سلة قانچا كاتتا بولسا شونچا كاتتا آدم ديب اويلايدي ولا سلة سلة تصوف ما سلة بر كشي شعار شعيرة ديب رسول أكرم عليه الصلاة والسلام إسلاش اوچون u kishiga muhabbatdan o'zini o'xshatish uchun kiysa yaxshi, lekin shariat buyurgan tasavvuf emas. Tasavvuf ahllari odatda shariat buyurgan sunnatlar bor, mashruh sunnatlar deymiz. Ikkinchisi tabiatan odatdan qilgan odat ishlari bor, zavoid sunnatlar deymiz. Tasavvuf ahllari Rasul akram alayhissalotu vasallamga muhabbatlari yetuk bo'lganidan o sunnatni amalda mukammal tutish uchun buyurulmagan sünnetlerini hem özlerine adet kırışken. Mesela şu selle kiyiş, çapan uzun kiyiş ki okşayken. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ki uzunu okşatış için muhabbet izharı için kılınır. O kişini isteş için. Lekin tasavvuf aslı bunu uzunmez. Çünkü bunu yalgından kısa böyle. Tasavvuf yalgından kabul edilenmez. Tasavvuf ahalları batınını ıslah kılıp, amellerini ıslah kılıp, hammesi yetik bugün denkin, Resulullah ki yeni hem ergeçlik sikip durup, zavayid nasalarını ham tatbik kıladı uzlarda. Lekin şeriatta buyurulgen, fettabi'uni degendeki ergeçiş, in ettabi'u illa ma yuha iledeki ittiba'uş, ergeçiş. Bazı adam, sellenin sünnetliğine delil fettabi'uni dedi. Bu adam Kur'an'ı düşünmegen, usullü bilmegen, ilmdan uzoq odam. Fattabiyunidagi buyruq menga ergashing deb ayting, Allohni yaxshi ko'rsangiz degan oyatdagi menga ergashing degi ittibo ergashish in attabi'u illa ma yuha ilay. Men o'zimga vahiy qilingan narsagagina ergashaman degandagi ergashish u. Ya'ni vahiy bilan kelgan amallarga ergashish. Ammo odatlarga emas. Odatlar ixtiyoriy, kimki o'xshamoqchi bo'lib, eslamoqchi bo'lib qilsa muhabbatiga ajr oladi. Ayni amal talab qilinmaydi. Hatto Hazrat Umar roziyallohu anhu odatlarda ergashishni bid'atam deganlar. Chunki odamlar shuni din deb o'ylab qoladi. Surma qo'yishdi sunnat deydi. Mana shu din deb o'ylab qoladi. Surman qo'yib turib, jihad qilganda ursam ketadi. U ko'zni munavvar qilish uchun qo'yish mumkin. Hozir hasad tush ham chiqqan. Hasan sünnet de böyle. He. Eğer sünnet bulsa hasta 12 yaşken buluş gibi sünnet. Ya bırak da hadis var mı? 50'den ki 52'den ki tutar diken. Hacet için tutken bu seler. Hacet için tutulan da halas. Hacet için eşemin gendiği ki fazla eşeminin sünnet olmaya diyor. Mali bunu teşeptirip eşeminin sünnet oladı mı? O hacet için kılıngan iş, ihtiyaç bulan. O adette köprak seferde yürgenler de Musa aleyhisselam hastane işletkenleri kebi. Kıbleye koyup mesela dilik sütura kılınladı. Tayanır şimdi mümkün. Bırak ihtiyaçları işletiş mümkün. Şunun için tütkenler. İhtiyaç için. Kiniş. Hatta
saç koyuşları tabiat. Saç sakal koyuşları hem tabiat. Sakal koyuş sünnet ya ki biz mezhepte vacip değilse buyurganları uçun, koyganları uçunmaz. Şunun için aynı okuş gibi koyuş sünnetmez. Her kim özde barını özde yaraşkenini koysa bu. Buyurganları uçun, sakalını koyuyorlar degenleri uçun sünnet böyle. Şunun için malum surette saç koyuş sünnet bu meydi. Düşündünüz mü? Çünkü o kişi atıyorlar ki yok bu nasıl olmaz. Tasavvuf bu nasıl olmaz. Hazreti Yahra ولا هو ذكره ولا هو الأئمة الكبرى ولا هو الأئمة الكبرى ولا صبح حول الرقاب بوينجي تسبع عصب يرشن مس بوينجي تسبع عصب ممكن جايز أما بو تسوف مس سلكي فزيلة أما أو تسوف مس ولا جمع المفاليج فلاش بقول بيخش بقول أديان برجماعة هم بو تسوف مس بو ولا التعطل bekar oturuşamaz. Pirimikide her gün atalabını aşı olarak kendi barı boşu diyat varışmaz. Tasavvuf. Barlar bile bir işi yok. Sılağı rızkı Allah'a etkizeddi bu uzu barı. Mesuliyetten kaçıp hizmeti izi kılaman deyip mehsisini içip ayağını kalıp atalabını içip oturuşmaz. Yani ki tasavvuf terk-i dünya kılışmaz. Tasavvuf dünyanı ahiretke işletiş. Bu adam dünyaya, dünya parasından köp hizmet kılır. Dünyanı ahiretke işletiş, dünyanı dünya için işletişten göre dünyanı köpüre abat kılır. Harapsız abat kılır. Dünyanı dünya için tapış, bir cihetten abat kılır, başka cihetten harap kılır. Palampul İmara kuruladı. Kim gelip cancal kılıp birbirini uğurup imaranı buzuladı. Yani çırağıyla bir belent imara zor maşına kılınladı. Lakin adamların alakası buzuladı. Bir tamamdan abadlık getirse ikinci tamamdan harap getirdi. Manevi ya maddi cihetten. Ama dünyanın ahiretke vasıta kılınsa ki tesavvuf şu. Terk-i dünya kılışmaz. Terk-i dünya kalpten dünyanın terk kılış. Ama amelde dünyanı ahiretke işletiş. Dünyanı ahiretke vasıta kılıp işletiş şu tesavvuf böyle. Bu dünyanı harabasız abad kılır. Meşakkatsiz saadet getirir. O iki dünya saadeti geliştirir. Çünkü ayet yaptılar ki velet taattul bekar otur alışma. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anhu Yemen'den ki gen bir toda kişilerini görse hacca gelişipti. Yol azukasını ama gen. Bundan sonra bir işti. Onu bunun kolu yakarak. Kim bunlar dese? Bunlar tevekkül kılıçlar dipti. Mutevekkilun. Dese belhum muteakilun. Bunlar Allah'a teyeni uçurlar emez. Belki tekin tamak iyi uçurlar. Mescid-i kiliseler bir kavim namazdan kim oturup zikir kılıyordu. Kendi namazdan kim kalırsalar yine oturup zikir kılıyordu. Kendi namazdan kim oturursalar yine oturup zikir kılıyordu. Sizler ne oturup sen bu yer dediler Hazreti Umar. Allah'ın zikir kılıyordu bizde işte. Şimdi dediler ki Allah Osman'dan senin namınla men bilen selvanı yağdırmaydı. Namınla göz çüşürmeydi. Bar çıkıp tırışırıyım kıl dediler. Haydar çıkardılar mescidde. Hele şu meneş doğru fahım. Çünkü harfler dedi ki Allah'dan başkası seni Allah'dan tutsa sen hala Allah'ını tapmapsın değil. Ticaret seni Allah'dan tutsayken olsa sen hala Allah'ını tapmapsın. Allah'ını tapken indiydi ticaret seni Allah'a yetkizer idi. Allah'dan tutmazdı. Kış uruşun Allah'dan tutmaydı. Allah'a yetkizer idi. Fiziken okuşun Allah'dan tutmaydı. Allah'a yetkizer. İnsanın tanesini organize için Allah'dan tosmaydı, Allah'a yetkezer.
Sen senge maddi alem Allah'dan tosuk buluşu kalp gözün körlü giden bu. O organişte bulsun, işletişte bulsun. Çünkü velet taattul, bekar oturuşmaz. Belki faallik, tasavvuf. Çünkü bana bizi tarihimizde tasavvuf ahlilerini karayım. Hazreti Nakşibend için dil beyalı destekar degenler. Kalp Allah'da kol işte. Ne degen? İş kalpke tasir kılmaydı degen. Bu ne degen? Kalp daimi zikirge örgengen degen. O dil beyalı destekar degenini düşünmen ki meze kılıp işleyin, keşfet namazı okup koyamayın diye. Yok. İş esnası da Allah'ını unutmayı yürü alış. Mene şunu Allah Teala rica edigen şunların. Mescid-i kimamat kıladı. Yusebbihu lehu fiha bil guduvi vel asar rical. Allah Teala kütarilişe izin vergen üyeler var mescidler. O mescidlerde Allah'ını zikir kıladigenler onlar ricallerdir onlar. Hakiki er, kamil kişiler. Onların sıfatını mı? La tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Ne ticaret ne bey aldı sattı onların Allah'ını zikriden çalgıt almaydı. Demek ne degeni bu? Hakiki zakirler kimler buladı? Dünyevi amel bilen şugullanan kirliler buladı. Çünkü ular ularını kalbi şu kadar Allah'a bağlanken ki dünyevi amel ularını zikirden toktata almaydı. Ve ikami salah ve itai zeka zekat beriştenem namaz okuştenem tosmaydı. Bana bunlar hakiki kamil kişilerdir. Bu neden de kaza kıladı? Kamil kişi oluş için ticaret kılış gereği buladı. Yani Allah'ını Allah'ın zikri bulmaken neyse de zikir kıla alış gerek. Şunun için Cuma Suresi'nde Allah Teala Cuma'ya barıyorlar diye mahşur gönderim dedi. İzâ nûdiye lussalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillah. Çakırılırsa, nida kılınsa, azan etilirse Cuma günü Allah'ın zikriye şaşın. Çünkü namazda hutbe aynı zikir. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا. Kaçan ki namaz tügese terkayla yeryüzüde Allah'ın fazlından isteyirler, yani tirişlikliler. وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'ını kub zikir kılıyorlar. Çünkü bu o zikirmez. Cuma aynı zikir. Çünkü ibadet. Ama ticaret o zikirmez. Çünkü bunge ticaret kılıyorlar ve Allah'ını zikir. Yani zikir kılgen halde ticaret kılıyorlar. Kup diye bayit et duayım zikirini. Kup, kaçan kup böyle? Mesela bir kişi 15 dakika kitap okup durup o zikir görmüş mümkün. Rasa okudum deyişi mümkün. Bir kişi bir günde 100 istiğfarat koyup bugün rasa zikir kıldım deyişi mümkün. Bir gün bana bir kişi estağfurullah al-azimi 500 metta ettim dedi. 10 minutlu iş. 15 dakikada tüket. Ömürde kıma gelin uçun kategori yaptı. Köpünün meyarını mı? Kaçan köp böyle? Zakirler hadis-i şeriflerini organize ulamalar. Bir hadis-i şerif giyen. Köp hadislerde, zikirlerde adedi var. Subhanallah'ın 33 ayetliğin, elhamdülillah 33 ayetliğin, yani 11 ayetçisi var. 25 ayetçisi var bazı rivayetlerden. Yani ki la havlenin 100 ayetçisi var. La ilahe illallah tahmid kelimesinin ayetçisi var. Ve hakkası. Şunda hadis-i şerifte zikirler uçun kelgen adetler arası da en köpü min eken. Kimi ki subhanallahi ve bihamdihi şunu uzu. Subhanallah azimsiz. Subhanallah ve bihamdihi min merta etse uzunu Allah'dan saat vaptı dozaktan azat vaptı digendir. Bir günde, bir günde uzu. Doğru hadiste zayıflik var. Lekin faziletli amellerde kabul kılmıyor. Demek zikir kılıngan adetlerinin en kopu miyken hadis-i şerifte. Şundan bazı ulamalar, zakirler demek kop zikir degende min merte zikir deyip düşünüşken. Lekin Allah Teala ceng meydanı da hem Allah'ın kop zikir kılın dedi, bazarda hem Allah'ın kop zikir kılın dedi. Ulamalar bu kop zikir kılın degenden murat Allah'ın esnen kalbinden esnen zikir. Dil bilen istiş hem, kalb bilen istiş hem. Dese ulamalar etedi ki fukahaların kaidesini koysa hem olur.
İmam Abu Yusuf köp bilen kam hakkıda necaset tekişide. Hüküm kılıyken payetlerde yengil necasette. Aytkerler ki yarmıdan açsa digerler. Nime gediyse köp ve kam sözleri mukabele sözleri. Biz de demediğimiz birbirine antonim sözler, birbirine mukabele sözler. Biri ikincisi yok bugün de sabit bo'ladi. Köp kaçan sabit bo'ladi. Mukabele ondan kam bo'lganda. Şundan aytadilar ki yarmidan oshsa ko'p bo'ladi deydi. Har bir narsamiz kiyimni yengini yarmidan oshsa yengdi ko'piga tekkan bo'ladi. To'g'rimi? Mana yengimga suv tegdi. Ko'p qismiga tegdimi, oz qismigami desa nima deysiz? Yarmidan oshsa ko'piga tegdi deysiz. Yarmiga yetmasa nima deysiz? Oziga tegdi deysiz, kamiga tegdi deysiz. Shundan Abu Yusuf aytadilar ki, ko'p bilan kam muqobala so'zi bir ikkinchisiga g'olib bo'lganda keyin sobit bo'ladi deydi. Shuning uchun 50-50 bo'lsa ko'p ham kam ham yo'q deydi. 50-50 bo'lsa ko'p ham kam ham yo'q deydi. Shundan aytiladiki, bir kun mobaynida, kun mobaynida Allohni ko'p zikr qilish nima bo'ladi? Kunni aksarida zikr qilish bo'ladi. Bu ham bitta me'yor. Xullas ki, qo'ldan kelgancha ko'p zikr qilish. Mana shu ko'p zikr qilish bo'lsa, tijorat bilan birga, ana shular rijol bo'ladi. Shuning uchun ta'attul bekor o'tirish hunar qilmaslik, shuning uchun Hazrat Naqshband kasbni shart qilganlar. Chunki ko'rganlar zokirman deb yemoq bo'lganlar. Boqimanda bo'lganlar. Qani qadur ish qilsin. U kun bo'yi ishlash shart emas. 2 soat olsa ham, qancha olsa ham, chunki qalbiga tamah kirmasin. Qalbiga tamagirlik kirmasin. Bu qalbdan hikmatni, u nurni ketkazadi. Allohdan boshqaga bog'lab qo'yadi kishini. Shuning uchun valat ta'attul, sen ko'rayotgan ana u bekor o'tirganlar bor-ku, u o'tirish tasavvuf emas. Valat ta'attul kimdi? Au da'wa al-wilayati au sunu al-khawariq au kadhib wa tadbij. Yoki viloyatni da'vo qilish emas. Men kim zot sharif palonchixon deb, palonchixon to'ram deb. Yoki biz mana yetishib qoldik. Bir kishi aytarmishki, tahajjud haqida gapirib tur, birodarlar tahajjudni o'qiylik birodarlar, tahajjud juda ham fazilatli amal deb uzun gapirib kelib, birodarlar tahajjud o'qiydiganlar kam kishi qoldi dermiş. Bu aynı riyokorlik. O'zi tahajjudni fazilati odamlarning ko'zidan, quloqidan uzoq bo'lgani. Varohatni buzishi. U boshqalarga maqtansa-chi, bugun kechasi bilan shunaqa ibodat qildimki deb. Odamlar ba'zidan o'zida valoyat ko'rsatishga urinadi. Vali ko'rsatishga urinadi, karomat ko'rsatishga urinadi. Bu ham tasavvuf emas. Shunaqalarni ko'rib ham odam tasavvuf mashikan deb savob qolmasin. Bu tasavvuf emas. Shuning uchun tasavvufda xumul qoidasi bor. Xumul nima? Odamlarning sizning haqingizdagi yaxshi gumonni sindirish. Odamlar yaxshi ko'rinish ko'rinish emas. Siz odamni olim deb o'ylayotgan bo'lsa, o'zingizni olim emas ko'rsatib qo'yasiz. Oson narsaga ham bilmayman deb javob berib qo'yasiz. To'g'ri, sizni olim deb o'ylayotganlar ham shuni ham bilmayotgan u. Degan tushunchaga kelsinki, sizni ilmingiz xolis bo'lsin, odamlar uchun bo'lmas. Birovning ko'zi uchun emas, ixlosni hosil qilish uchun. Odamlar sizni vali deb o'ylayapti. Mutlaqo valiga to'g'ri kelmaydigan ish qilib qo'yasiz. Joiz, ammo odamlar vali odam buna qilmasi kerak deb o'ylaydi. Toyinki odamlarni siz haqingizda vali degan gumonni yo'qotish uchun. Endi o'zi olim bo'lmasa-yu olim qilib ko'rsatishga urinish-chi. Valoyat bo'lmasa-yu muhabbat bo'lmasa-yu muhabbatli qilib ko'rsatishga urinish-chi. Bu munofiqlik bo'ladi bu.
Nifakning aksi ihlos, unda kishi botini zohiridan ko'ra go'zal bo'ladi. Shuning uchun botinidagi holatni odam zohiridagi holatni odamlarning oldida botindan ko'ra quyi qilib turadi. Hazrat Rumiy yo ko'ringaningdek bo'l, yo bo'lganingdek ko'rin deganlari bu iymon darajasi, ihlos undan baland. İhlas derecesi yok ki, siddiklik ondan beland. İhlas da teng oladı. Körüngenin dek bul, bulgenin dek körün. Bu ihlas derecesi. Ama siddiklik zahirden köre batın afzal bul. Şu için sahabe-i kiramlar ve uluk tabi'inler ve uluk şu meşayihlerini işlerini olgenindeki adamla bilir. Hazreti İmam'ı davrlarida o'sha 2-asrda bir kishi bor ekan. Gohida shu g'azot qilinsa, g'oziylarning orasiga kelib qo'shilib qolar ekan. Mulassam deydi, ya'ni niqob taqqan yuziga, sallasini yuziga o'rab olgan. Faqat ko'zi ko'radi. Bilmaydi kimligini. Juda bir katta bir shijoat bilan jang qilar ekan-da. Urush tugagandan keyin mükafatlanadigan yoki o'lja bo'linadigan payt bo'ladi-yu. Yo'q qolar ekan. Orada yurganlardan bitta sezib qoldi shuni. Bu kimigina har safar jangda boshidan boshlab paydo bo'ladi. Eng katta jasoratni ko'rsatadi, lekin natija keyin yo'q bo'ladi. Bu shu qadar ixlosli kishidan dunyo olamaydi. Bir safar orqasiga qarab ketayotganda orqasidan boribdi. Borib yetib olib va yuzdagi sallani tortib olibdi. Yuzi ochilib qopdi. Qarasa Abdulloh ibn Muborak ekan. Aytgan ekanlarki, Alloh nomi bilan qasam ichasan, o'lgunimcha aytmaysan degan ekanlar. Qasam ichib turgan ekanlar. O'lgunimcha aytmaysan. Ana shunday botini zohiridan go'zal bo'ladi, afzal bo'ladi. Ali ibn Husayn Zaynul Abidin o'zlarini odamlar u kishini juda obid Zaynul Abidin obidlarni ibodat go'ylarining ziynati toji deb ta'rif olgan kishi odamlar aytishganki juda ham hamma ibodatda zo'r zikrda zo'r bir kunda 1000 rakat nafl o'qiganlar. Salovatlar ham shunaqa 1000 ta 10 ta bo'lgan. Zikrlar ham shunaqa bo'lgan. Lekin uncha saxovatli emas deb o'ylar ekan ba'zilar. Ba'zilar. Vafot etgan paytlarida Madinada 100 ta xonadon ta'minotdan to'xtab qo'ygan ekan. 150 xonadon ham u kishini ta'minlaganini bilmar ekan. 100 dan ortiq, 100 emas, 100 dan ortiq xonadonni ta'minlar ekanlar yemoq ichmoq bilan. Bomdodda chiqsa-ga tashqariga, eshigini oldida, darvozani oldida bir chelak turgan, ovqat turgan, unda pul turgan shunaqa bo'lar ekan. Xalta turgan. Alloh uchun biroq berib deb olib ketishaverar ekan. Bilmar ekan kimligini. Bir gün to'xtab qopdi. Ertalab eshitsa Zaynul Obidin vafot etgan ekanlar. Shunda bilishibdi u kishidanligini. Kafallash uchun kiyimlarini yechishgan paytda yuntirish uchun qarasa ikkala yelkalari qadoq olib ketgan ekan. Arqonda tashirganlar o'zlari yelkalarida. Kechasi tashirganlar. Shuning uchun biroq bilmar ekan. Qarangki shunday saxiy bo'lganki, saxiyligini biroq bilmagan. Olayotgan ham bilgan emas, faqat boshqalar. Mana bu xumul shu. Odamlarning siz haqingizdagi gumonini, yaxshi gumonini sindirib qo'yasiz. Bu endi agar qalbingizda kasallik bo'lsa qilish vojib, bo'lmasa shart emas o'zi asl. Lekin siddiqlar shunday bo'ladi. Zohirda o'zlarini o'zlaridan afzal ko'rsatishmaydi. Shuncha aytyaptilarki, avda aval viloya, u avval oyati da'vo qilish emas, u endi nifoq bo'ladi. Agar vali bo'lmasdan turib qilsa. Avsonul xavariq g'ayrioddiy ishlarni qilishga harakat qilish emas. İlgari bazı uzlarına şunaki tasavvuf ahli vali deyip etken kişiler Allah'ı yakıp Allah'ı kolunu tutup koyarken bunu dokalı. Allah'ı güdürme dedi. Şey şunu urgan ise kana kadar şu taş bakanı yok bilen bilen sen araştırıp bir sürtme kılınırken o şanı kolge sürtü olsa o tasır kılınırken. O şanı kılıp gayrı adi nesini korsatıp göğen ki karamat zahir kılmakçı bularken. Bu ham tasavvuf emas. Au kazibun va tadbiju yolg'on yoyinki bir narsalarni ziynatlab aytish emas, vahima qilib o'zini chiroyli ko'rsatishga urinish.
Bunlar tasavvuf emas. Ve la visahun ve ukazun. Şunu anladın mı? Ya. Ve la visah deb yelkadan tushib, biqindan o'tadigan lentani aytadi. Bizga nima deydi? Tasmi bo'ladi. Ziynat uchun kiyiladi, oldin tasavvuf ahlilari gohida shu shuni kiyib olishadi. Kalima tavhid yozib oladi yo bilan nasi yozib oladi. Bu ham bayroq qo'shigan narsa. Bu ham tasavvuf emas. Va ukazun. Hasad tushan emas. Hozir masalan ba'zi bizning diyordagi kishilarda paydo bo'lyapti bu tasavvuf yoki sunnat degan tushuncha. Ya unday emas, u ehtiyoj uchun bo'lsa mumkin. Hasad tutuş tasavvuf emas. Ve la nesabun ilen nebiyyi bil buhtani mensucu. Ve Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a yalgandan tokulgen nesab ham emas. Uzunu Said Zade, Şerif Zade kılıp kursatış. O ham tasavvuf emas. Tasavvuf köprak Ahl-i Beyt'ten kigen. Hama tarikatlar diğerli Ahl-i Beyt'ten utedi. İmam Cafer'den, Musa Kazım'dan, Muhammed Bakır'dan, Hazreti Ali'den, Cahid-i Mabedin'den utedi. Aksar tasavvuflar, tarik. Biz Nakşibendiye dağım var. Biz de Ebu Bekir Sıddık Niyolları ham var. Senedde. Salman Farsi yarkalı. Uyan var. Lakin Ahl-i Beyt'ten senedi meşhur ve kub. Ve aksar tarikat şundan utedi. Tasavvuf tariq sanadları. Çünkü İmam Hasan Muaviye radıyallahu anhu'ya halifeliğini tapşırganlardan keyin şart qilganlar ki avlatga qoldirish yo'q deb. Lekin u kishi avlatga qoldirib qo'yganlar. Shundan u qirollikka podshohlikka aylanib qo'ygan. Haqiqiy xilofat bo'lmay qo'ygan. Haqiqiy xilofatda kishilar o'zlari bilan Allohning o'rtasida namoyonda sifatida halifani tanlash kerak edi. Erkin. Hozirgi tilda saylov deydi-yu. Erkin saylov deydimi? Shunday bo'lish kerak edi. Avlodga qoldirish mumkin emas edi. Shunday qilib qo'ydi u kishi. Shundan keyin kishilar o'zi bilan Allohning o'rtasida bir albatta vosita vakil ma'nosida emas. Murabbiy. Ustoz ma'nosida. Ki söz beredi. Siz güvah olayın tahsir, ben inşallah sünnetki emel kılınan. Degen ben oldu. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şimdi kılgenle sahabeler bilen ki Ebu Bekir Sıddık'a ve başkaları gibi bugün de o şu hemen bayat, hemen ameller bayat o şimdi bağlanan halifeye. Lakin kaçan ki halifelik fakat siyasi birleşuge aylanıp koyandan ki gelişuge. Qirollik kelan qo'yandan keyin bandalar Alloh subhanahu va taologa beradigan ahdini bir ustozga bergan paytida, ya'ni siz guvoh bo'ling, ta'sir, sizga ahd beraman, men sunnatga amal qilaman yoki Allohga buyrug'iga bo'ysunaman deb aytadi, masalan. Shu narsa bay'at bo'ladi. Shu tasavvuf bay'ati ahli bay'atda qolgan. Shuning Imom Hasan aytgan ekanlarki, Imom Husaynga ben öyle böyle filosofa geldim ki bundan keyin nubuvat bilan xilofat birlashmaydi degan ekanlar. Shuning uchun bizda nubuvat ilmi qoldi, xilofat boshqa tomonga ketadi degan ekanlar. İlim ma'nosida. Ular ham shariatga amal qiladi. Lekin nubuvatning xos ilmlari bizda davom etadi degan. Botiniy ilmlar ya'ni. Shundan keyin tasavvuf sanatlari paydo bo'lgan. Shundan ko'p tasavvuf mashoyixlari Ahli Baytdan bo'lgan. Ahli Baytdan bo'lganlar ham serob. Ahli Baytdan bo'lganlar ham asosiylar bo'ladi ko'proq. Mana buni ko'rganlar o'zini o'sha avloddan deb da'vo qilishga o'tadi. Mursidlik da'vo qilgan paytda biz ham Ahli Baytdanmiz, 7-chopodam, 15-chopodam deb boshlaydi. Bu ham tasavvuf emas. Tasavvufga albatta shu shariflardan bo'lish shart emas. U botin ilmi xolos. U islomning mag'zi bo'lgan.
ولا الإجازات تشرى بالدراهم أو وظائف صرفها بالزيف ممزوج. Şimdilik icazetler emmez. Pulga satı var ne diyen. Bizi senedimiz var falan. Kança veres deyip satı varız. Satı ile diyen. İcazeler emmez. Hazır günde şunu yem ayet koyuşmamız gerek. İcazet perestlik enlenes payda bugün. İcazet yaşlı nesle teberrükü alınladı. İcazet ne diyen? Ustaz dedik ki sizge icazet verdim, ruhsat verdim. Yani biz dilletken de diplom. Yani ki şehadetname deyişimiz mümkün. Malum fenden ya ki malum kitaptan talim verişke layakat hukuku. Şimdi biz mi? Bu tasavvufda hem terbiye kırışke icazat diyen. Onun için ozu terbiyelengen bu ilişkiden o da. O sanatta alıp peşe turdur basıyla o adam mursuz böyle olur muydu? Başka ilimlerde hem o düşü. Biz ustazlar, bazı şeyhlerimiz ayet işledi ki biz umma icazı hakkında oylamazdık. Biz şunlar sana oylardık ki şu ilmi düşündün mü? Şunu türü beri alemem mi? Ya ki şakırt düşündü mü? Yetkesi beri aledi mi? Şunu öyle gelmiş salas dedi. Kaçan ki bana icazı kızık şüpheyde olgan de bunda karesek yüzden artık mı şeyhde icazı gelmiş dedi. Dedi ismimizi kere gelip şunu yazış dedi. Hazır Hoşkette Şehirler'in şagirdleri ustazdan sonra buyurup yazışı yaptı. Yani kimden mi okuyansız kalıp. Şagirdler topluyordu. Ulan şehirlerinin uzunu itibarı yok bu nasıl. Adam ne kızık yekken için hem de teberrüken bir asas sopkasını deyip kılınır. Bu gene yakışı teberrüken cüdayım Ali Cenab. Lekin muhimi ilim o şehadet namamaz. Ya ki icaz etmez. Çünkü bu tasavvuftan bu düşünürsen payda boyun. Men dedi, Nakşibendiye yem var, Cilaniye yem var mende, mende Palaniye yem, Pistancı yem var dedi. Ozu, ne karesiz, ozda tasavvuf yok. Çünkü icazetsiz ki hem kızıkma, o yem tasavvufmaz. Evvallah, yok ki vazifesi böyledi. Mesela dedik Palancı, Şeyh, Halipe. He? Polan cayını, Ancan'ın halifesi, Uzbekistan halifesi. O vazifeler gen kısmı. Bu meselelerde ekseri sohtakarlığı bilen bu. Rastanen bu. Sohtakarlığı gen bu. Çünkü için yalgan işleşti mümkün bu gencede tasavvuf bu muydu? Bu tasavvufun asası bu olmuyor. Halife bu şeyle o yalgan çıkmaz. Yok. Yalgan çıkmaz bu işin mümkün. Şimdi için bunu meyar kılıp atıp, bu hem tasavvufmaz, dediler. Söyleyeyim. Ve la mazahiru athamil mevalidi. Ev tekâthurun bir ricalin hayruhum ucun. ولا مظاهر آثام الموالد بو مولود خانلیق قلش مولود خانلیق ده اوش نقل کورنشته صورت ده محبت کورسته ده ریاکارلیق بلن یا که بس جایلرده حالتان حالت ارلشتیم بار مولود مراسم دارد منش نقل گناه که باتش بو هم تصوف مست منش مولود خانلیق نه هم کپشیلیق تصوف نه Mevlut Halil'ini koyup, meşru tasavvufa kendi böyle. Tasavvuf denmez o. Yani tasavvufun aynı uzunmez. Peki bu tasavvufler köpürak, tasavvuf aslı, Allah subhanahu wa ta'ala'ya muhabbet bilen ibadet kılışke çakırgeni için. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam bu şeriatın yetişinde vesile bugünler için, o kişiye muhabbet vacip emel bu. Yani sünnetki ergeçiş, Allah'ın buyruğuna ergeçiş mecburluğu bilenmez. Özünü zorlaş, zoruma zorakiliği bilenmez. Belki muhabbet bilen buluşu aslı dinin mahiyeti ve tasavvuf. Şu bu geniden muhabbetini kozuş için
kişilerin kalbinde hareketlendiriş için. Onlar ki hissiyatıya tasir kıladigan baytxonlik kılınadı. Cümleden mevlid hem kılınadı. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bugün muhabbetini bir hareketke keltirsin ki neticede sünnetki ergeşiş taklidi bulmasın kürkürünü şuna kılış gereken degen. Yani ki başkaça özünü mecburluğu bulamaz, muhabbet bulan bulsun, şunda acirliği ve maksatki muvaffak olaydı. Muhabbetini uygatı uçu baytxanlikler kılınadı. Şunda Allah Ta'ala iltica kılınışı mümkün. Hı? Men yaman, men yaman, yamanu yaman. Dergahinge kelib meni Allah kabi münacatlar kılınadı. Yani ki mesela neşideler ayetleri Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bugün muhabbetini sekilleş için. O ham bu ham kişide amelini, ruhiyetini hasıl kılış için hizmet kılır. Lekin bu mevludhanlikler, bu baytxanlikler aynı tesavvuf mes. Hatta mesela ben görgen ben bazı şunaki tesavvuf tarikatçı kişilerde musika bilen kişilerin şu yumuşatışki uğrunuşlar bugün. Xususen mevlevilerde var. Lekin bu ham aynı tesavvuf mes. Au tekâthurun bir ricalin hayruhum ucu yani ki aksar kışık müşük bugün yani yoldan azgen kişilerden ibaret cemaalarını toplayıp özüge tuğda toplaş. Bunu da ulaş ya ki özüge cemaat tutuş bu hem tesavvuf mes. Atrapı da adamı köprü giden haklıgı sabit bulmaydı. Belki kılıyetken ameli buyuruyetken nersesiye harap olur. Çünkü ulamalar dedi ki mürşidi kamil başkalarını kemalge yetkez uçu hakiki kamil mürşidini bilmek için bulsun şagirdlerine kare. Şagirdleri de kemalat görsün ki mürşidini kamilliğini tapışın. Şagirdleri de kemalat görün. Makta olmaz fakat. Bir kaide var. Pirler uçmaydı, muridler uçurdu deyişedi. O muridin kemal olmaz. Lekin muridin ahlakı güzelliğini kursiz. Sünnette sabitliğini kursiz. Tavazuğunu kursiz. Ondaki güzel insaniyelik, adamiyelikini, yetikliğini kursiz. Bilin ki bunu şimdi yetiştirgen usas hakikatte kamil mürşid bu. Çünkü fakir o şey ile yatı. Özde yuknarsan bırakı veremedi bunu. Özde kemal var ki bırakı veredi. Çünkü netledi ki naqıs, kaysi mürşid, kiminki irşad kılaman diye, adamla terbiye kılaman diye, sayı naqıs olsa, ondan naqıslar çıkardı köpünce. Galiba. Hatta İmam Rabbani dediler ki, naqıs, mürşid, zarar hem kirtirişi mümkün. Çünkü arkadaşlar dedi insan. Mela bu ham tesavvufmez, yani adam köpeği işi tesavvufmez. وَلَيْسَ بِالْفَلْسَفَاتِ الْهُوجِ يَنْقُولُهَا كَالْبَبَّغَاوَاتِ جَحْلًا قِلَّةٌ هُوجُ Şunindek bir başkana yani bir salmaksız felsefe yemmez. Bazılar irfani tasavvuf deyip felsefi geplerini yapırışını düşünür. Felsefi geplerini yapırışını tasavvuf deyip. Cahil kişiler, az yine bir tuğda cahil kişiler tuğduğu okşayıp nakıl kılıp birbirinden kaytarıyor dedi. O düşünmedi o şu manalarının mahiyeti. Bu ham tasavvufmez. Karin, haslemez, sellemez, raksmez, cebelege düşmez, cezebege düşmez, mevlut hallikmez. Peki felsefi bir hikmetlerde yetişsem tasavvufmez o. Ne onda tasavvuf? Desiz, inne tasavvuf fiqhu dini katibet. Tasavvuf fiqh dinini tole ve nazik engleştir. Fiqh deyip nazik engleştir dedi. Osmanlı tepedeliğini biliş fiqh bu muydu? Lekin yıldızını, mesafasını biliş fiqh buluşu mümkün. Yani fiqh lügat işletilişi mümkün. İstilahi fiqhmez. Dakik nersen engleş, yok ki dakik engleş fiqh bolat, lügatta. Fahımdan farkı şu,
Faham umumi her kandı nersen düşünüş. Ama dakik nerseni, dakik düşünü alış, fikh, şu, çünkü fikh sözü işleydi. Lugatta. Fikh hud dinde murat şu, din ne? Yani İslam ne? Din yeganla İslam. Samavi diller degen düşünce yok bizde. Osman'dan diller düşkenmiz. Bir de düşken İslam. Adam Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam. Yahudilik, Nasranilik, başka hemen şeriatlar. Bir de dinindeki şeriatlar. Çünkü onlarda ahlak hem akide hem özgür gelmez. Fikhi hükümler, halal haramlar, yani insanın cismine dair bugün ahkamlarının bazıları özgür gelmez. Bazısı size haram kılınken, bazısı size kaytarılıyor. Şunu nasıl almışken olasın. Lakin ahlak, akide, dinin mahiyeti yegane. Adam Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam. Çünkü Nasranilik hem İslam. Yahudilik hem İslam. Çünkü şeriatı Muhammediye değildi. İslam-ı Muhammediye değil miydi? İslam'ın zimnindeki yani şeriat yani ahkamlarını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uzlarını şeriatlarına has buluşu şeriat-ı Muhammediye bulan. Dinini anlayış yani mutlak İslam'ını dakik anlayış katibeten degene cümlesi hemesini. Dini bir buçak inemez. Mesela fakat namaz ne emez? Ya fakat zikir ne emez? Din ne? Ruza mı? Ruzanı mahiyeti bilen engeller. Namaz mı? Namazını engeller. Savda mı? Savdanı mahiyeti bilen engeller. Ahlak mı? Ahlakını mahiyeti bilen engeller. Akide mi? Akidenin mahiyeti bilen engeller. Din ne? Dakik engeller alış şu tesavvuf. İnne tasavvufa fikhu d-dini katibeten vel fikhu bid-dini tevfikun ve tehricu. Dinle fikh kılış, yani anlaş düşünüşken diye böyle dedi. Ne bileyim böyle dedi? Tevfikun ve tehricu. Hüccet kiltiriş bilen ve istinbat kılış bilen böyle. Yani açık delilge teyeniş ve delilden kip çıkartken içtihatke teyeniş bilen böyle. Açık delil getiriniş ve delil, yani sarahattan büyülük kaytarıklığını engeleş ve o şey sarahattan açık ayetliyen büyülük kaytarıklığından alınadıkken başka hükümler var. Delil kılıp. Ana bu nesneler, bana şu din bu olaydı. Fikhu din şu. Tavsik ve tehric. İnne tasavvufa fikhu dini katibeten vel fikhu biddini tavsikun ve tehricu. هو الكتاب وما جاء النبي به وكل شيء سوى هذا فمحجوج ونما ديغان وكتاب سنة ديغان قرآن وسنة ديغان في خد النمرات نبي عليه الصلاة والسلام وكينا سلام حمس شلرنا انجلش بندن باشق نما يكي بوسى خجات كي رخص محجوج إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحب وحب الله تتويج تصوف سنجيت ديان بوسام الله نين سردر ونو أوزي يحشكر جان لرغي بيدي الله نين محبتي جيرشش بو إنسان تاج در Sende gedalık sultanlıkların artık dediği o şemal. Allah'ın muhabbeti ki erişiş insanını başlığa taş giydirdi. Hakiki halifesi kıladı o Senin derdin benge dermandın artık. Senin derdin benge dermandın artık. Senin kul bulmağınlık sultandın artık. Degendir. Tasavvuf Allah'ın sırrıdır. Ne için? Çünkü tasavvufun vazifesi İmam-ı Rabbani etkiler ki bütün İslam üçten resteden ibadet. İlim, emel, ihlas. İlim, kıl, kıme, yakşı, yaman diyen hükümlerini vurganış. Emel şunu beceriş. Bunu azalar kılır. Şu beceriyken nersesini fakat Allah için kılış, ihlas.
Oraya başka nasibesini koşmasın. Uzun hem. Anaşı ihlasını kitab-ı sünnetini kitab-ı sünnetten örgünez. İlme usulü fikh yani başka vesile ilimler bilen hasıl olur. İlme. Amel siz becerisiz bilen hasıl olur. Lakin becerdiğiniz necat taptığınız ya ki zafer taptığınız becerdiğiniz bol da Allah'a yetiştiğiniz mes. Yok. Becergeninizde Allah için buluş gerek. Bu mesela semere vermeyin. Dünya diye ahiret diye. Şimdi o şey Allah için buluşu için ihlasını tapış ki hizmet kuruluğu için nasıl şu tasavvuf bulur. Etkenler ki bana şu üçte İslam şu ilim, amel, ihlasına ibaret. Şimdi ihlas bu mesela amel beyhude. İlim bu mesela amel hasıl bulmuyor. Amel bu ise ihlas olmasa iman, amel hem beyhude gider. Okuyan ilminizden semere buluş için amel buluş gerek. Amelden semere buluş için ihlas buluş şart. İhlas demek cevher. İhlasını topsanız amelde. Şunda ameliniz makbul. Şunda ilminizden semere alıyor bulas. İlminiz zarar izlemez, faydası yok canım. İhlas tasavvuf bulan bulan değil mi? Tasavvufun asasi vazifesi ihlasını şekillendirir. Belki bar vazifesi. İhlasını bulguğucu her kendi sıfattan hal kılış. İnsanın kalbini, nefsini paklaş şimdi. İhlasını medisinde başka derslerde hem etkileyen kub, tarif, Sayılı bin Abdullah Tüster'e yetkiler. Danalar organı, organı kıyan hulası şu ki, harekatin, sekenatin, zahiri ve batini, kalbin hem, azalarini hem, bir nesteki hareketlenişi, bir işini kılış ki. Bir nesilden tuhteşi fakat Allah'a bağlanmış. Allah için buluş. Başka nesilini uylamazsın. Şu ihlas buradır. Tesavvuf şunun üstü işleyin. İhlas olsa Allah'ın sırrı budur. Çünkü onu fakat Allah ve ben de bilir. Hiç kim bilmiyor. O kalbdeki sıfat benden kalbini yalnız Allah bilir. İhlasını yalnız Allah bilir. Hiç kim bilmiyor. O bende bilen Allah'ın ortasında sır. Şunun için. Tarihte sizin namaz okuyorsunuz. Dört rekat. Yanınızda ikinci adam okuyordu. Yanında ben okuyayım mesela. Üç kişi okuyayım. Tarihte törelerimizde hem törekat sünnet ya ki törekat perzde yazıyor. Beşin okudu, sünnet okudu, nefil okudu, hakes. Ama defterimiz karası bir kıl bulur. Lakin bazı güçlerimizde üç kıl derece verilir. Kaydan, ihlastan. Kim gelir 10 beraber, kim gelir 70, kim gelir 700, kim gelir ondan ko. O işte farkla kaydan gelir, ihlastan gelir. İhlasın derecelerden gelir. Kuvvetinden gelir. O Allah bilen benden ortasındaki sır buladı. Allah'ın özü buladı sır ihlasını. Çünkü şu tasavvuf şu ihlasını örgütken için inne tasavvufe sirrullahi Allah'ın sırrıdır o diye. O örgüm olmuyor diye sır demek istemez. Kalbinde tasavvufun hasıl buluşu ihlas. Allah'ın sırrı o. Çünkü tasavvuf ihlas bile işliyor. Çünkü İmam Rabbani etkiler ki İlim ve amel, bu ilim bu, İmam Rabbani etkiler, ilim bu şeriat. Kılkımı, halal, haram, yahşi, yaman diye böyle bu şeriat, ilim. Şimdi beceriş tarikat. Ahli tarikat deyin elbette sallallahu sopan ki iş şartmaz. O hem kirişi mümkün, sünnetke muhabbet manasında. Lekin, asasi bilgisi olmaz. Asasi bilgisi amel. Şeriyette buyurulgan olsa gıybet kıma dedi. Gıybetten tuhteş şu tarikat. Tuhteşte siz özgü yöneliş alamayız köpünce. Her bir amel kılasız bir kıl almayız. Bir amel kılamayız ne doğru kılasız. Sizki amelini, tarikini ve amelini hasıl kılış yolunu örgütüş şu tarikat bu. Ulamalar özleri istihat kılıp türlü haklarda türlü ise tabiyet bulan için her bir ulama şu barada iştihat kılıp, tecrübe kılıp o ziyi kaideler koyan mesela Hazreti Nakşibend o Rizvaniye'nin 8'te kaidelerini alıyorlar, 2-3'te kaideni koyuyorlar. Bana şu ki o kişinin tarikatı koyuyor. Tarikat diyen de
o suf kuf deb nasa qilib o'zgartirish emas. Yoddosh ba'zi gasht qoidalari safar dar vatan, xilvat dar anjuman qoidalari. Afsuski men ko'p naqshbandiyman degan kishilarni ko'rganimda ular tariqatni zikda hali tariqat bo'lib bay'at qilib va g'azo qilmoqchi ham bo'ladi. Hattoki bay'at ham qiladi va g'azo zikr beradi, vazifa beradi. Ammo tariqat usulini o'rgatmaydi. Zikr berdimi? Men naqshbandiyman, men naqshbandiyman degan odamga bu naqshbandiy bo'lib qoladi deb o'yladi. Naqshbandiyman degan odamdan zikr olish naqshbandiylik bo'lib qo'ygan. Unda emas. Zikr albatta lozim. Lekin ana qoidalar bilan farq qiladi. Zikr hamma tariqatda bor. Hamma tariqat zikrni beradi. Va hammasi g'oliban istig'for, salovat, tahlil beradi. Ammo tariqatlar bir-biridan nima bilan farq qiladi? Usulidan farq qiladi. Usuli masalan naqshbandiyaniki o'sha Rizvoniy qo'ygan 11 ta qoida. Ular qiyin qoidalar bajarish. Alloh taoladan har lahza ogoh bo'lish kerak qalb. Vukuf adadi, vukuf qalbi qoidalari bor. Uni uzun Hazrat kitobda chiqib aytganlar bu naqshbandiy kitob. Banda qalbi Allohdan ogoh bo'lib, ogohligidan o'zi ogoh bo'lish kerak. Tushundingizmi? Ya'ni muroqaba qilasiz o'zingizga. Muhammad Porsa aytganlarki, ismi jalolaning ma'nosini qalbda mulohaza qilish, qalban ismi jalolani aytishdan ko'ra samaraliroq. Mana bu usullarni o'rgatadigan odam afsuski bordir, lekin hozir deyarli yo'qib ketgan. Naqshbandiyman deyiladi, lekin shu qoidalarni o'rgatib tatbiq qiladi, u shunchaki aytib bermaydi u. Tatbiq qilib bermaydi. Qanday qilib u naqshbandiy bo'la oladi haqiqatan? Ular hamma sunnatdan olingan. Zikrullohga kathiran olingan. Qanday qilib savdo qilyapsiz u? Olmani ish bo'ldi, 8 so'm. 7 ga berasizmi? O'zi 7.5 ga kelgan. Deb gapirasiz, u talashyapti, 7 ga berasiz deb. Noto'g'ri tushuncha bor, talash sunnat degan. Himmat qilish sunnat, talash emas. Olayotgan paytingizda sotuvchi xursand bo'lsa, sotayotgan paytingizda oluvchi xursand bo'lsa shu sunnat. Albatta, endi og'zdan chiqqanini biling degan emas. Ana hali bir-birini yeyish o'rmon hayotiga o'rgangan buzuq tushunchadan bir-birini talash sunnat deb qo'yganmiz. Bozordan ko'ra arzonroq olish sunnat, bozordan ko'ra qimmatroq sotish sunnat. Shunaqa emas. Hech bo'lmasa er qatori yoki undan yuqoriroq bering. Majburlamang, undamang birov. Sunnatga ayni xilof. Payg'ambarimiz alayhissalom doim ko'paytirib berganlar. Hech qachon keng bermaganlar. Kelishgan pul bermaganlar. Qachon savdolarni ko'rsangiz, ortirib berganlar. O'sha sunnat. Tushundingizmi? Tortishib, talashib olish sunnat emas, u baraka ham emas u. Barakani qirqish u. Baraka sizga taqdim qilayotgan xizmat yoki mol, bir narsa taqdim qilayotgan kishi xursand bo'lib, ko'ngli yozilib, shu odamga sotganimdan xursand bo'ldim desa, ana shunda baraka bo'ladi, shu sunnat. Men boshqa joyda ham aytib berganman, bunga misol tariqasida Hazrat Usmon roziyallohu anhu bir kishidan bog' sotib olganlar. Bog'ni kelishishadi. Qaydan qayoqqacha masofasi? Nechta xurmosi bor? Hosilga qachon keladi? Qancha hosil beradi? Pul qancha beramiz? Nech kunda beriladi? Va hokazo kelishuvlarni qilishgandan keyin sahobai kiromlarda ham bor baraka degan gap bo'lgan ekan. Safqa deyishgan. Qo'lni cho'z. Alloh barakatillah deb qo'l siltab qo'yishadi. Og'zaki kelishilgan savdoni ta'kidi uchun imzo qo'ygandik. Hazrat Usmon bir kishi bilan bog'ni kelishdilarda bir katta bog'ni. Qo'l cho'zsalar qo'lin cho'zmasin shu, tortib olibdi qo'lini. Hayk, qo'l cho'zsangiz savdoni kelishdikmi desa, yana 10 ming qo'shasiz debdi. Bizda ham borku, masalan, bu olma qancha desa, 10 so'm desa, 2 kilo torting desa, oh 12 desam bo'lardi ekan deydi. Darohub deganiga. Hazrat Usmonning bag'ri kengligiga
Onlar boş vardı içinde. Ayet ki yani 10 bin. 10 bin dirhem degen hazırcı günde takriben 150 bin dolurdu torkene. Bu koşulurken pulu. Sonra kaç oldu günde? Evet. Hazreti Osman ayetler ki yanlarda Ebu Said Hudri Adres Mesam radıyallahu anh'u. Barakallah. Bugün ne değilsen? Dediler. Bu kişi ayetler ki ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan eşitken ben satken de ve satıp agende kim bakır bugün kişiye cennet olsun dediler. Başka bir rivayette Allah onu yaşatsın dediler. Dediler Ebu Said Hudri radıyallahu anh. Ya ki Sa'd ibn-i ya ki Ebu Said Hudri ya ki Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh. Şimdi etlek Resulullah'ın şu sözleri için koştum o gün gidiler. Kolyeyi gidiler. Cennet için. Şu hadiski amel için. Aynı ki vakitlik andırdı. Biz ne diyemiz? Bu lafzını buzgandan omimiz bu an. Taksız her şey bunu diyor. Ebu Said oğlunda da olsa siz ne diyiz? Oğlanın. Evet, her şey ne bu ne kadar ayet? Çünkü o zaman aslında Hazreti Osman kinglik bilen o genden o ne hoş vardı değil mi o zaman? O zaman pazardan göre yaşlı baba veriyor su yanı koşken ne kadar bunu? Hey, yakıştır bu. Devaladır. Sahabaların düşüncesini gördünüz mü? Hazreti Osman radıyallahu anh'ın sünnetki amelini gördünüz mü? Bana sünnet taksız. Ana şunun için, ana şunun için bakır bu genleri için Hazreti Osman'ın vakıfları 14 asırda bir devam ediyordu. Hatta vaktten vakıftan çıkan okul mazarlarından çıkan pullarını topla banka koyup banktan kısabla kısab var Hazreti Osman Rızıman. Hazreti Osman'ın bankta kısab rakamları var. Demek ki şu bir yerin bir yıl devam ediyor. Dali bağı satken de namın canı yok. Azriye mi yok? Namı hem işsiz yok. Hazreti Osman'ın bu bereket nedir? Ana şu kim bakırlıydan o iş. Mene şu sünnet taksir. Telaşıp tartışıp bazardan arzan alışmaz. Ben bazardan arzan alışkı vurursam o bazardan kımmet satışkı vuruna diyorum olsa bizde adam iyilik etken bu. Sünnet mutlaka etken bu. Şunu sünnet deyiş bu aynı hata bu. Bu zulüm bu sünnet ki. Şunu şey yapıyorlar ki mana shunday tarbiyalar bilan ixlos shakllantiriladi. Masalan, mana shu tariqat deyiladi. Sizni qalbingizni qanday tozalashni o'rgatadi. Sodiq qilayotgan paytingda birodaringni xursand qilib qo'ydik. Birovga yaxshilik ilinishni o'rgatadi. Yaxshilik ilinish kerakmi deydi? O'shni o'rgat. Mana shu tariqat bo'ladi. Mana shunday savdolar qachon bo'ladi? Shu yerda Hazreti Osman, Hazreti Ebu Said'in savdanı tepesi de Resulullah'ın ve cennetle istişler demeden ticaret kılıp Allah'ını unutmaya gelirdi. Mene şu nersen hasıl kılış yollarını tarikat değil. Yani şu yollardan biri yadgaş, yaddaşlar şunları da apkiledi insan. Kalbini daim agah koyardı. Mene bu kaydalar absuz ki yok da tesavvuf. Ben ders veriyip ben tarikat örgütü yapayım diye kişilerde absuz ki kaydalar yok. Bu da o da o da yukarı dereceler verildi insan. Sefer dervaten ve hakez olur. Bu tarikatlar aynı tasavvufunu tatbik yolu, bu aynı amelini doğru beceriş. Dinge doğru amel kılış yolunu kursatış. Fakat adamlar kitab-ı sünnetten onu alıp organişke, beceriske, kıynelgeni için o sonraştırı bekledi. Mesela namazda kuşu bulan okuyun. Kuşu onun ne? Namazdaki namazda hem amelleri Allah'a teslim, tevazu, tazimi gösterdi. O şey hareketlerini becerişte, rükû secdelerini. Tazim ve teslim kalbinizde ber kurup, coş vurup, şunu ifadesi için başı zekiyken bu ses kuşu bile. Ama şunu çekip başı zekip duruyken bu ses kuşu yok. Kuşu diyen hayalı cemleşmez mi? Bir kişi dedi ki, ben tecvid bilen okusam kuşu bile okuyayım. Harifler hala. Kuşu olmaz mı? Hayalı cemleş kuşu olmaz. Belki hareketlerdeki ve sözlerdeki manualar kalbden atılıp çıkışı ve namazını hem hareketi huşu sınıklıkını Allah'a teslimini gösterdiği için o şeyin ifadeleri için bu hareketler ve o şey manu kalbinizde daimi tursa namaz aslında size şu namaz huşu böyle, huşu böyle böyle, huşu böyle böyle. Şunu hasıl kılış için ilgeri şunu ne kılış erken ki
bazı ulamalar husunu hasıl kılış, kalbini hazırlaş için iki rekat namaz okurken, perz namazını. Ozan yetişir bile. Yok ki ozandan onunla başlaşır mı? Özün halatı yakar dedi. Bazar diyor, işte yürüt diyor. Şunu da hakikaten Allah'a haber verdiyse, kelle diyene sağ döküte öyle. O şeyini kırkıp Allah'a bağlaşı için, farzını hakkına eda kılış için, farzını Allah razı ol edilen suratı okuş için, husunu abgeliş için iki rekat namaz okurken. Hazır olmadı, yine iki rekat namaz okurken. Kalbi hazır olmadı, yine iki rekat okurken. Kuşu hasıl olmadı, yine iki rekat okurken. Ta kalbi hazır olduğu için okurken. Kalbi hazır olurken, payette farzı kirişlerken. Bana şu tarikat diyebiliriz. Şimdi şu, hasıl bulamaya, kılıç kıyın. Mesela hazır ki ilgilerdikler, himmeti falan bugün, şu kıyın. Hazır ne kılıç? Hazır ki, tesavvuf şeyhi, adamları engellet verirdi. Ne dedi? Sen namazı sünnetten alın gelme dedi. Ha. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam dakı namazı kıyıp ben dedi. O zingi şunu hazırla. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam dakı kıyıp sen mi? Demek o kişiyi iktidak kılıyıp ben diyen hissedir. İktidak kılıyıp sen mi? Resulü mi derdiler? Ben alnımı körgendik arkamı hem köremem. Namaz saflarında. Ahalgı saftayım köremem diyen. Kıza kılıyapsan mı? Resulullah körüp durgen değil bu. Namazını Allah için okuyapsan mı? Allah'a ibadet için. Allah'a ruhbara türgen değil türgen. Allah'ını aldı türüp ben deyim. Gören ki kabir ölgensen kabirinden Allah'ı türüp benden ne muhab geldin diye. Bu şu haletini kıskılıp türgen. Ahirgin namazını da bilgen. O birincisi de bilgen. Bana bu neserlerini hürget edin. Bu 5 saniyede hasıl olur. Herkese iki kereketten hikmeti okuş, onu okuş. Ya kişiler nakti olmasa bana bunu yengilletip ayetler. Bana şu tarikat şu. Naksat değil mi? اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ayetini emelge aşırış. Yani emel, şeriatını emelge aşırış üsulünü tarikat değil. Şimdi türlü ustazlar, türlü şerait, türlü tabiatlardan kep çıkıp, türlü işte kaideler koysalar, şundan onların da tarikatı birbirine farkı koyar. İmam-ı Rabbani dediler ki tarikat demek şeriatını emelge aşırış yüzünü. Şimdi şeriatı emel kıldıyız. Emel kılıp borsanız fakat namaz mı? Sauda, sadık, muamele hemen nesede bir şekilde. Mesela gıybet kıymetidir. Gıybetten özü deyiş için ağzınızda taş salıp yürürsünüz. Özünüzde cerime kılıyız. Bu hakkı. Tarikat şu. Kaçan ki sizde namazını öz özünden huşu buna eda kılış. Allahu Akbar dediniz. Namazda geldiğiniz özden huşu başlanıp gitti. Uzunuz. Ali ibn Zeynul Abidin, Ali ibn Hüseyin Zeynul Abidin taharet kılıyken de yüzleri uzgarıp getirdi. Galatı getirdiler. Demek ki bunu uzgarıp kalası dese kaysız zatı huzuruya gitti kendin bilesiler mi deyip koyarken. Hali namaz mıyız? Taharetten kuşu başlanıp getirdi. Renkleri uzgarıp getirdi. Bana bunu de uzdan kuşu hasıl buldu. Uz-uzdan haramdan tiyiliş. Uz-uzdan insanlarla yaşlı kılış. Uz-uzdan adamların asan kendi keçiriş. Kişilerle tabii şefkatli buluş. Uz-uzdan. Bana bu nesneler, şeriat hükümleri. Siz de uz-uzdan hasıl bulabiliyorsunuz. Uz-uzdan gıybet diye mankur kalsınız. Uz-uzdan çakımçılığı yaktırmaya kalsınız. Bırakıp siz de buranın çaksa. Şuna kadar dedim ben de deyip durup koşuluştu oraya. Onu da tıksayız. Uz özünden yok mu düşüyor? Çakımçılık. Size hakkı sizge oradan kumak çoğuz. Falan siz bunda dedi, bunda kumak çoğuz. Şunu yaktırmayız. Tabiyeten yaktırmayız. Kabul kumayız. Hasan-ı Basri etkenler dedi. O menge o kadar tuttu, teyme gendikken ne menge abgelip sen şey yapsan dedi. Ana şunu de kabul kumasayız. Günahını. Uz özden tabiyetiz. Uz özden ibadetler sizde şeriat. Uz özden tatbik olsa tarikatta siz o yüzden hazırlayıp, tayargerlik bilen, mecburlayıp, tatbik kılıyıp o yüzden şeriat. Şimdi sizde avtomat ravuş dediğimiz Uzbekçesi gibi. Uz özden şeriat hasıl bulu diyen olsa hükümleri. Ana sizde hakikat hasıl bulu diyorlar. Şeriat, tarikat, hakikat şu. Hakikat sizde bendelikini Ruhayabka çıkışı Allah subhanahu ve ta'ala'nın tevhidi yüzeye geliş. Şu hakikat. Bu ne de görünür? Şeriat sizde uz uzdan tatbik buluşunda. Muhammed ibn-i Munkadir etkilerdik. Nefsim bilen kuleştim 40 yılda teslim buldum. Bu asan hasıl bu muydu?
Endi shundan keyin Alloh subhanahu va taolo sizga ma'rifatlarni o'qizadi. O'zini tanitadi. Ilgari ham subhanalloh degansiz namozdan keyin. Shunchaki subhanalloh degansiz. Balki savob bo'lsin deb aytgansiz. Endi subhanallohda qaytadan Allohni taniysiz. Ilgari ham subhanarabbiyal a'la degansiz. 3 ta aytgansiz, 7 ta ham aytgansiz, 70 ta ham aytgansiz. Lekin endi subhanarabbiyal a'la deb Allohni boshqatdan taniysiz. I oldingi subhanarabbiyal a'lalarda men nima aytgan ekanman deb qolasiz. Har bir amalda Allohga yaqin bo'lish, Allohni ko'proq tanish hosil bo'ladi. Buni ma'rifat deyiladi. Haqiqatdan keyin hosil bo'ladi. Banda harakati shariatda, tariqatda, haqiqatda bo'ladi. Ma'rifat Allohdan keladi. U banda o'zicha tortib olib hosil qila olmaydi. Mana shu to'rtta bosqich kishining kamoloti hisoblanadi oxirga yetganda. Shunga aytyaptilar, bu endi bu hosil bo'lgani mana shu bandani ixlosi, tavhidi yetuk bo'lganining dalolati. Bu banda bilan Allohning o'rtasidagi sir bo'ladi. Shuning uchun inna tasawufa sirrulloh deyapti. Yamnahu man qad ahabba. Uni Alloh o'zi sevganga beradi, hammaga beravermaydi. Shu uchun ulamolar aytadiki, tasavvufni yomon ko'rgan kishi ixlosdan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Valilarning karomatini inkor qilishning eng birinchi jazosi karomatdan mahrum bo'lish degandek. O'zini yaxshi ko'rganga beradi, Allohning yaxshi ko'rishi bandaga toj bo'ladi. Va innamal hubbu axloqun va ma'rifatun, zikrun va fikrun va tarvihun va ta'riju. Endi muhabbat nima? Allohning muhabbat axloqdir. Sizda go'zal axloqlar hosil bo'ladi. Kamolat axloqiy, insoniy kamolat, odamiylik yetukligi hosil bo'ladi. Va ma'rifatun va Allohni tanish hosil bo'ladi. Zikrun va fikrun, zikr va fikr Allohni ko'p eslash va Allohning kavni va qavli oyatlarini, Qur'oni Karim va koinotni fikrlash hosil bo'ladi. Shuncha Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Oli Imrondagi oxirgi oyatlar nozil bo'lganda juda xursand bo'lib ketganlar. Hatto uyqudan uyg'ongan paytlarida Abdulloh ibn Abbos rivoyatlarida keladi. Oldin shu oyatlarni o'qib, keyin turib tahorat qildilar deydi. Qalblarida shu narsa yashayotgan ekanda uyg'onganlar. Bu oyatlardan xursand bo'lganlari oyat karimada yer osmonni yaratilishi tun kunni almashishida aql egalariga oyatlar Allohning yagonaligi, haqligi va sifatlariga dalolat qiluvchi ochiq oydin hujjatlar bor. Dalolat qiluvchi narsalar bor, dalillar bor. Ular kimlar aql egalari desa, Allohni ko'p zikr qiluvchi turganda ham, o'tirganda ham, yon boshlaganda ham. Ular fikrlaydilar borliq haqida. U buni bekordan yaratmagansan deydilar. Deganda o'sha fikr va zikr yuqorida. Uyotganda yo o'tirganda yo turganda zikr qiladi degani nima degan? Doim degan. O'tirganda bir marta Allohu akbar deb qo'yib, yotganda bir marta Allohu akbar deyish emas. Insonning tanasi 3ta vaziyatdan birida bo'ladi. Yo hammasi tik bo'ladi, yo hammasi yotgan bo'ladi, yo yarim yotgan, yarim tik turadi, tik bo'ladi. Ya'ni o'tirish, turish, yon boshlash. O'tirganda, turganda, yon boshlaganda degani hamma holatda, hamma vaziyatda degani. Ya'ni uzluksiz degani. Mana shu zikrdan narigi fikr kelib chiqadi. Siz tafakkur, bu yerdagi tafakkur, ey Alloh bu narsalarni bekordan yaratmagansan borliqni degan xulosaga kelish uchun bu tafakkur. Bu narsani qalban his qilish uchun oldin zikr bilan qalb uyg'onish kerak. Zikrun va fikrun deyapti, shuni aytyapti. Va tarvihun va ta'rij, ya'ni odamlarga xushbo'ylik tarqatish, hamma yoqni go'zal qilish. إن التصوف وإنما الحب أخلاق ومعرفة ذكر وفكر وترويح وتأريج Bir daha oku bakayım.
kim yapalım? Ha, inne tasavvufa tahkikul hilafeti fi ardil ilahi ve illa fehuve tehricu. İnne tasavvuf, tasavvuf ne demek yani hulasa kılıp ayette diken bu sek? Tahkikul hilafe, Allah Teala yeryüzünde halife eylemen diken miydi? Adam yaratıştı. Ondan sonra paşa diken demez mi? Adam aleyhisselam şükrende halkı gelmez, paşalı kılıç. O hilafetten murat ne miydi? Allah'ın yerinde onun halifesi buluşunu yüzeye çıkarıştırır tasavvuf diyebilirler. Bundan başka hamesi iztirabdır, edeştirüştür. Degende hilafet ne oza halifelik? İnni ca'ilun fil ardı halifelik. Yürüzde halifek mahşimen. Degende bana mesela kaçan bravo bravo'nun ordundan olun basar bolat. Onun hakşını becergendi. Ama hakşını becergendi. Öz hakşı bilen becerse keyin olun basar bolat. Bir ihtiyar becerse olun basar bulmaydı. Mesela mıknık kokmaksız, mıknık kokmaksız. Bala bile vuruyor. Gürs, gürs dedi. Ne kokul yaptı? Kim kokul yaptı? Balga. Sizmez. Lakin sizden naib olabilirdi mi? İhtiyarsız, o siz organizm için kokul yaptı onu. Balga uzun hareketlerini alırken ya ihtiyar bunu. O sizden halife, naib, oğlum basar bulalım mıydı? O sizge vasıtı buladı halas. Çünkü ihtiyar yok. Şimdi siz oğlu ziyaretiniz, bala mıhtı kalkıp koy dediniz. O halası kalkması gibi mümkün değil. Balanın ihtiyarı yok uşağı burganızdan ki. Ama oğlu halası kalkması gibi mümkün değil mıhtı. O ken kolu bilen mi, ayağı bilen mi, tizesi bilen mi, tavanı bilen mi, balağı bilen mi, hemen bilen durulup kalk vardı. Ana o sizden oğlum basar bulan. Ne için? Sizi hakşiyizi öz ihtiyarı bilen becergenin için. Ben insu cinni, menge ibadet kısın üçün gene yarattım degende, ne men etken? Mene şu ihtiyari ibadette etken. Allah subhanahu wa ta'ala'nın hakşlarını haklese becerip, haklese becermeslik imkaniyeti ve hukuki ege bugün hal etti. Onge bugün muhabbetten, razılığını isteyenden hakle becer uçu buluşu şu halife bulu. Halifelik şu bulu. Allah irade kılıyor hilafet. Çünkü ben dedi Allah Teala insu cinni ibadet için yarattım. Halbuki farişlerim ibadet kıladı. Onlar da ibadet yaratken mesin. İbadet yaratken. Lakin bu yerdeki ibadetten murat ihtiyari ibadet. O insu cinde halası insan o cinde. Asi buluşke hukuku var. Şunun için Adem Aleyhisselam cennete koyuldu evvel. Bana onlar sizden yeme deydi. Dedi Allah Subhanahu wa Teala. Derahtan. Halbuki yeryüzünde halife kılınan degenimdi başından. Halikenizler deyirler, bana bu darahtı yemeyler dedi. Bana bu hadihi degenden bilinirdi ki yanında darahtı etken, uzağa darahtı etmez, kursatı etken. Lekin namını etkenmez. Hemen sen namını etken lekin o. Şeytan kelli vasvese kıldı, adam aleyhisselam unutup koydu uzun hikaye. Şimdi şunda Allah Teala ne dedi, yerge çüş dedi. Şeytan ki cennetten çık dedi. Şeytan kovuldu. Adam aleyhisselam çürüldü. Şeytan haydeldi. Adam aleyhisselam mertebe aldı. Çünkü Allah dedi ki وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَثُمْ مَجْتَبَهُ. Adam asi bulup yoldan taydı ki Allah onu özgü haslep telle aldı. Neme uçun deyse halife yaratemen degenden ki Allah Teala cennete yerleşip durup hemen her sahalar yiyle deyip koysa bulurlar. Demek ki aynen nimeden bir kayıt edip koydu. Asi buluş imkaniyetini ispat kılış gerekirdi. Adam aleyhisselam yegen peyitti. Asi buluş ihtiyarı barligini ispatladı. Şimdi Allah dedi ki ben indi halifelik mekamına layık oldum dedi. İndi şu yer dedi. Çünkü eğer ihtiyarın bulmadan dedi asi buluş ki halife olulmazdı. Çünkü Ahzab suresinde amanetini Allah yeri asmanga yu tağlarga havale kıldı. Ular köter almasından baş tarttı korkanından. İnsan onu köterdi digende şunu ayet etti. Amanetini mi? Haklese asi bulup, haklese itaat kılıç ihtiyarı bilen. İtaat kısa sevap alıp, asi bulsa günah alış şartıge binaen
ixtiyorini ixtiyorga ega bo'lish. Shu omonat. Tushundingizmi? Xohlasa osiy bo'lib, xohlasa itoat qilish imkoniyati, huquqi bo'lgan holda shuni qabul qilish, shu shart bilanki osiy bo'lsa jazo, itoat qilsa mukofot. Yer osmon ko'tara olmagan shuni. Shuning uchun atayna to'ayin degan. Biz bo'ysungancha kelamiz. O'zing bizga buyurgin, shuni programmalashtirib bergin, shuni qilaveraylik. Farishtalar ham shuni programmalashtirgan, shuni bajaradi. Shuning uchun ularga kelajakda maqom yuksalishi, Allohga yana ham yaqin bo'lish yoki kelajakda ne'mat yo'q. Ming yil ibodat qilsa ham yana ibodat davom etaveradi. Ammo inson va jin ixtiyori bilan qilgani uchun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip türlü canışıp kesseye mükafat alırdı çünkü. İhtiyarı bilen teslim olsun. Yani ihtiyarı bilen Allah'ın hakışlarını beceriş mene şu hılafet şu. Allah'ı iradı kıyın. Şu uzdan sadır böyle diyen bu ise anevu tasavvuf şunu işleydi. Çünkü inne tasavvufe tehkikul hilafeti fi ardil ilah. Allah'ın yerinde hilafetini yüzeye çıkarır. Allah'ın oğlun basarı buluşunu hakiki rüyaya çıkarır. Tasavvuf şu. Bundan başka hem mesajdaştır o. Der deyip cevap vergenler Muhammed Zeki İbrahim. Bana bu manalarını biz yaşa anlasak, hazır etrafımızı yakarsak hani tasavvuf şunu yapalım. Şunun için o yüzekihim tezkiye Peygamberlerinin risaletinin esasi vazifelerinden risaletini törden beri bulan. Ayetini okup veriş, nefslerini paklaş, kitabını örgütüş, hikmetini, sünnetini örgütüş, törtte vazife, başka yerlerde etkenmiz. Şimdi bitti esasisi tezkiye. İbrahim Aleyhisselam duada tezkiyenin ahirge koygenler. Allah Ta'ala icab etti, tezkiyenin ikinci oraya kadar koygen. Muhimli giden. Bana bu tasavvuf şu. Bu aynı ahlak terbiyesi, aynı insani kemalat şu, mene şu kamillerinin yığındısından bugün cemiyet, kamil cemiyet, ademi, insani cemiyet, yetük bir cemiyet buladı. Allah subhanahu ve teala hemimizge, mene şu, şimdi emel kılışını uzun nasip eylesin. Ve hakiki Allah subhanahu ve teala'nın yerdeki halifesi buluşunu, uzun hemimizge, her birimizge nasip eylesin. Shuning uchun shariatni oldin o'zida tatbiq qilish kerak, birovda emas. Agar zinokorni toshbo'ron bo'lmaganiga g'azablansangiz u o'zingiz nomahramga bemalol qarab turgan bo'lsangiz, shariatga bo'lgan g'ayratingiz yolg'on. O'zingiz nomahramni ko'zitmayapsiz. Lekin biror nomahramga tegsa, jazolanish kerak shariat hukmi deyapsiz. Yolg'on islom bu. Munofiqlik bu. Bir de nefs var. Eğer nefs olmadan da aldın, uzun teslim buluşsuz gerek. Kozistiyi aldın. Demek ki Allah Ta'ala sizge gafurur rahim, başka bir şey dillikop buluş gerek. Hemen bir şey dillikop, sizge gafurur rahim. Demek ki? Demek ki Allah istegendik bu meclisi ustaz, sizge Allah siz istegendik bu bir iş gerek. Balançılarını cezala gelin, pistan zalimi cezala, Polonchining kunini ko'rsatdi. O'zingizchi o'zingiz, o'zingizdan qilgan gunohlaringizga jazo olishni xohlaysizmi? Shuncha Alloh taolo aytarkan ba'zan, bir zolim, bir mazlum kelib zolimning ustidan shikoyat qilib, Parvardigor, mana u menga zulm qilgan. Jazosini ber desa, xo'p. Jazosini beraman. Bitta sharti bor. Seni ham zulmlaringga jazo beraman. Derkan. Hop. Mesela dua ibadet kılarsan bana ona sizi at, bırak attı mesela. Kaçta dur pul ya? Bar var diyor, külünü köke savur göğün, barlardan kursun, közü kurulmasa razı mesela. Dua ibadet kılıyoruz. Sizge zulüm kıyan uç. Şimdi Allah Ta'ala ayterken de hop, duayını icabet kılayım mı? Hop, icabet kılayım mı? Dikin, seni hem dua ibadet kılayken var. O zaman icabet kılayım mı seni? Üstünde. Derken de. Shuning uchun o'zimizga qarashimiz kerak birinchi o'l, birovga emas. Biz o'zimiz ham, o'zimizga ham, boshqaga ham ko'p zulm qilib qo'ygan bo'lamiz.
Buranı duvarbat kılıçtan aldın, buranı kargaçtan aldın, benim kargaçka layıkman mıydın? Ya ki layıkmanım mıydın deyip oylayıp koyuş gerekir. Belki benim kimde duvarbat kılıkkendir. Sökkenim için, urgenim için, hakaret kıyanım için. Hiç o mesela kalbiden utkendir. Cerahat. Doğru mu? Şu cahit etken Allah-u Teala, hops, onu cezalayayım ben. Seni hem cezalayayım mı? Ya yapar var diyor mu? Kiyat etken ki Allah-u Teala, hop, şunu cezalasam, razı olacağım, razı olayım ben. Şimdi bitti, senge teklif. Cenneti kursatırken, bir makamlarda, nimetlerde. Bana bu nimetlerde ne diyorsan, hop, al var diyor, şunları da versen, kursan bunları. Şartı var. Değil mi şartı var? Biraderliğini alıp cenneti kiresen dedik. Cezasını mez. Kuludan yeterli o cenneti kiresen. Şartı şu. O cenneti kiresi şartı senge zulüm kuyenini keçiresen billahi akıp edersin. Allah'ın dergahı ki elbette zalimi cezalıydı. Allah Teala'nın nezdinde en yaman günah zulüm. Mezlum keçirmek önce keçirmeydi. Aslı kaydı bu hiç. Lakin Allah Teala bazen zalim tevbe kıyan bulsa şunu yakalıp razı kılarken mezlum. Zalim tevbe kıyan bulsa. Hakiki tevbe kıyan bulsa. Tevbe kıymasından kesin olaydı. Hakiki tevbe kıyan bulsa mezlumu şunu razı kılarken. Bana bu ürünlerde biz bilirsiniz ki Allah-u Teala bizge mihriban bulunurken başkalarına mihriban. Şeriat hükmü başkalarına tatbik buluşunu isteşten adın özümüzge tatbik buluşunu isteşimiz gerekmiş. Şimdi bizim oğrunun kolu kesilişini isteşten aldın. O ziz buranın hakkını yemeye ekkenizge emin buluşuz gerek. Şunda Müslümançılık kalbizde rastan cahilengen bulundu. Kim İslam bu cezalardan ibaret etmez. Falan şunun kolunu keyiz, falan şunun taş buranın kolunu ne kıymaz. İslam terbiyeden ibaret. O aleki cezalar vücuda bu meyve koyan lekemden ki hem adamda çağrı ibaret. Çünkü Mısır'da İslam hükmü mingilden aşkı yürüdü, 13 asır bu yürüye yaptı. Hali bir artesi nakar taş buranın kolunu geni yok. Güvah bilen. O da itiraf kıyan bu yani olası. Ben koydum pakileler deyip keyledi, kılınışı mümkün. Peygamberimiz davullarda en mutlu şu. Lakin tötte adam görüp taş bulan kılın gelmez hala. Şimdi gizme. Bu hükümler ayetilgen zecir için. Lakin asasi nesli terbiye o. Bu nesli. İslam'ın tatbiki dese siz şu bazı adam şu ne kadar öyleydi. İslam'ın tatbiki dese şu hadlerin cari kılıç diye öyleydi. Ne kadar? Hadler ahirge orunda türedi. Tatbik kılıçta. Onun adını terbiye buladı. Keçerim buladı. Hatta şubhat olsa hadler kaytarılır. O hakkızı. Demek İslam'ın tatbikini özümüzden başlasımız gerekir. Bıraklar denmez. Bıraklar ceza alışmaz. Özümüzü ceza alışmamızı oylaşmamız gerekir. Dünya diye mahalat. Tasavvuf meneşini örgütledi. Şimdi gizme. Meneşi hılafet tahkiki yüzeye çıkarılışı buladı. Allah Teala hemimizde nasip eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murseline velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna.